Efendim merhabalar, yepyeni bir Aylık Astroloji programı ile tekrar karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yanımda değerli astroloji editörümüz, astrolog Aylin Peker var. Aylin'cim nasılsınız? İyiyiz Barış. İşte Nisan'ı bitirdik. Zor bir şekilde bitirdik. Sevdiklerimizi kaybettik bu evet, ay. Evet, evet. Bizler için çok zordu. Gerçekten öyle. Hayat devam ediyor. Daha iyiye, daha güzele yürümek için bizim uğraşlarımız İnşallah. Devam edecek. Aylin'cim Mayıs ayı nasıl bir ay? Sorarken korkarak sordum çünkü biz yayından önce biraz konuştuk ama sormuş olayım tekrar. Ya Mayıs ayı şöyle bir ay, bir kere hızlı bir ay. Yani nasıl şimdi güneş tutulması oldu tabii şeyde Nisan'da. Şimdi bu ayda bir ay tutulması var ve iki böyle büyük gökyüzü olay arasında büyük olaylar gelişir ve hızlı bir şekilde gelişir. O yüzden hızlı bir ay diye düşünüyorum ben Mayıs'ı. Ülkemizde de bir sürü olaylar zaten oluyor. Hani seçimler de var. Tabii en büyük olay. Bakalım. Bir kere seçimimiz var yani. Bu kişisel hayatlarımıza nasıl yansıyacak, neler olacak? Mayıs gerçekten önemli ama Mayıs'ın etkilerini tabii Haziran'da da alacağız. Biz Mayıs, Haziran ciddi önemli aylar. Aylin'cim o zaman istersen hemen koçlar ve yükselen koçlarla başlayalım. Mayıs ayında koçları ve yükselen koçları acaba neler beklemekte? Evet sevgili koçlar. Şimdi Mayıs ayına Akrep Burcu'ndaki tutulmayla giriyoruz. Biliyorsunuz Nisan ayında sizin burcunuzda bir güneş tutulması oldu. Bu size bir yenilik enerjisi mutlaka verdi. Kadersel bir süreçtir tabii tutulmalar. Yani bizim dışımızda da olaylar gelişir ve biz dahil olmak zorunda kalırız. Şimdi bu 5 Mayıs'taki Akrep tutulması, Akrep'teki ay tutulması 14 derecede gerçekleşecek. Ve 8. evinizde gerçekleşecek. Ve bu Akrep derecesinin sabit yıldızı iyi bir sabit yıldız değil. Özellikle böyle ay akreplerin bu derecelerde ise ay göstergeleri. Böyle hayatta duygusal anlamda, parasal anlamda, güven anlamında çok büyük sınavları olmuştur. Demek ki bu yıl yani bu ayki bu tutulma bir de 6 aylık bir süreç veriyor tabii hemen önünde. 6 ay uğraşacağımız konunun en önemlisi bence güvenlik olduğunu söylüyor. Yani kendimizi nerede güvende hissediyoruz? Ya da bir güvenlik duvarının aşılması, kırılması şeklinde de gelişebilir. 8. ev zaten akrebin evi. Demek ki koçlar bunu en derin yaşayacak insanlar. Yani bir olay karşısında çok büyük bir güvenlik zafiyeti göstermek. Yani güvendiğim dağlara kar yağdı misali şeklinde olabilir bu tabii. 8. finansal kaynaklarla alakalı, parasal konularla, ilişkilerle alakalı, krizli olaylarla alakalı. Kaza, bela, anlaşmazlık, dava, kayıplar, ölüm hepsi bu 8. evin konularıdır. Bir de tabii karşı evi de etkilediği için ev, arsa, mülk, miras konuları da yine bu evin konularıyla alakalı. Şimdi eşinizle ayrıldınız, ortak bir para konunuz var. İşte bunu bu ay halletmeniz gerekiyor çünkü Akrep'te bir tutulma var. Bu tabii çok kolay olmayabilir. Akrep demek... Yani akrebin genel temasında zaten kolaylık yok. Oradaki konu biraz daha böyle hani ben bu işi çirkefleşerek hallettim konusu olabilir. Çekişme olabilir. Kriz yaratan bir konu olabilir. Nafaka, miraslarla ilgili ben çekişiyorum konusu olabilir. Ve dediğim gibi 6 aylık bir süreci başlatıyor buradaki tutulma. Özellikle Kasım ayında tutulmanın karşıtlığını Kasım ayında da yaşayabilirsiniz sevgili koçlar. Ne yapmanız gerekiyor? Tabii sağlık konularında özellikle yani kişisel sağlığınızla alakalı tetkikleri mutlaka bu süreç zarfında yaptırın. Çünkü akrep kadın hastalıklarıyla alakalı, özellikle kadınlarla alakalı, kadın hastalıklarıyla alakalı, anne figürüyle alakalı, onun hastalıklarıyla alakalı. Belki operasyonel bir durumunuz var, artık bunu görmemezlikten gelmemenizle alakalı. Yani bir küçük bir ameliyat olmayacaksa bunu kalk artık ol, konuyu kapat. Çünkü akrep böyle sinsi ilerleyen hastalıkları da gösterir bize. Özellikle 8-2 evlerde olduğu zaman. Yani burada sağlıkla alakalı gerçekten dikkat etmen gereken bir konum var. Yani bunun üzerine düş. Yani bütün tetkiklerini git yaptır. Ameliyat olman gerekiyorsa artık ol.
konusunu getirecek. Para konularıyla alakalı da borç, harç, yani hiç hesapta olmayan bir borcun çıkması ve artık ben bunu kapattım, rahatladım kısmını olabilir. Belki ailenizle alakalı ortak bir para gündeminiz var, bunu halletmeniz. Eşinizin para gündemi var, eşinizle beraber bunu halletmeniz. Yani borç alacak, verecek büyük taşınmazlarla alakalı bu ay bir kere konunuz var. Şimdi bu ay Boğa'da çok gezegen vurgusu var. Ya Mayıs demek zaten Boğa demek. Şimdi Boğa'da ne demek? Konfor, güvenlik, güvenlik alanımız, konforumuz, parasal durumumuz. Bunlarla alakalı bir kere gerçekten hani bizi harekete geçirecek gündemler olacak. Bir kere çok büyük parasal mevzular bu Mayıs ayında bekliyoruz. Bunu kişisel haritalarda da tabii ki bekliyoruz. Şimdi 19 Mayıs'ta da Boğa Burcu'nda işte bir yeni ay var. Şimdi bu yeni ay olurken Merkür biliyorsunuz Boğa'da, Retro'da ve 15 Mayıs'ta Retro'sunu bitiriyor. Daha sonra 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa'ya geçiyor. Bu da tekrar bu yeni aya dahil oluyor. Daha sonrasında da Jüpiter Kuzey Ay Düğümü kavuşumu yine bu Boğa yeni ayının etkileri arasına girecek. Şimdi demek ki ikinci evinizde Boğa yoğunluğu var. İkinci ev sizin kendi kazançlarınız, kendi kazandığınız para, taşınmaz mallarınız, bunlarla alakalı ve değeriniz tabii ki. Şimdi karşı evde bir ay tutulması oldu. Burada mal alım satımıyla alakalı size ciddi bir gündem getirmiş olabilir. Bunun için sizi ayağa kaldırmış olabilir. İkincisi Boğaz bölgesiyle alakalı konular getirmiş olabilir. İşte bu tiroidler falan filan oluyor ya, bademcikler, her neyse. Onunla alakalı bir sağlık sorununuz vardır. Bunun çözümü için artık hani bunu kalk yap size diyor olabilir. 28 derecede olacak bu Boğa'daki yeni ay. Tabii tutulmaya göre çok çok güzel bir yeni ay. Yeni ay yenilik enerjisi demek. Aynı zamanda orada Merkür var, orada Jüpiter var. Jüpiter zaten bir yıl boyunca orada kalacak ve size para anlamında gerçekten şans verecek. Ama şöyle de bir şey yapabilir sevgili koçlar. Harcamalarınızı çoğaltabilir. Özellikle orada sakat bir gezegeniniz varsa Jüpiter de oradan geçerken abarttıkça abartır. Yani şu 1 liradır, siz buna gözü kapalı 10 lira verip alabilecek pozisyona gelebilirsiniz. Buna da çok dikkat etmenizi öneririm. Jüpiter Kuzey Ay Düğümü kavuşumu olacak. 27 Mayıs'ta gerçekleşecek. Bu ikinci evinizde meydana geliyor. Bu kaderin sizin parasal durumunuza el atması durumudur. Tabii dediğim gibi yani çok fazla gaza gelerek hani çok büyük harcamaları yaptırma durumu da olabilir. Tabii maaş artışınız, yeni bir işe başlayıp hani kazançlarınızın artması durumu da söz konusu olabilir sevgili koçlar. Bir de kendinizi bence bu süreçte çok daha değerli hissedeceğiniz süreçleri de başlatabilir. Dediğim gibi 15 Mayıs'ta Merkür Retro bitiyor. 15 Mayıs'a kadar hani böyle her türlü alım satım, sağlık işleriniz varsa çok hızlı davranmamanızı tavsiye ederim. Ama tabii hızlı gelişmeler illaki hayatımızda olacak. 16 Mayıs'ta da Jüpiter Boğa geçişi başladığında yine dediğim gibi konu para, güvenlik konuları olacak. Şimdi Mayıs benim için nasıl bir ay derseniz, sizin 2-8 aksınız çalışacak. Şimdi 2-8 aksı astrolojide bir taraf krizler, bir taraf da güvenlik bölgesi. Yani kendinizi güvene almak için, güvenli alanda kalmak için çalışıp uğraşacağınız ve kaderin de bir miktar size yardım edeceği zamanlar olacaktır sevgili koçlar. 8. evdeki bu akrep tutulmada dediğim gibi ekstra akrepsi konuları da yönetmeniz gerekecek. Ben size güzel bir Mayıs ayı diliyorum. Haziran'da görüşmek üzere. Hoşça kalın demeden önce bir olayımız daha vardı, onu unuttum. Şimdi 20 Mayıs'ta Mars Aslan geçişine başlıyor. Aslında şöyle, bu Akrep Burcu'ndaki tutulmayı tetikleyecek açıyı da aslında bu Mars yapacak. Tabii o Haziran'da yapacak bu açıyı ama hemen Mayıs'taki konusu 21 Mayıs'ta Plüto Mars karşıtlığı olacak. Plüto 0 derecede biliyorsunuz. Ve Mars karşıtlığını 11-5 evlerinde yapacak. Burada işte böyle bir arkadaşla ya da sosyal grupla çekişme ve böyle hani bayağı bağları koparacak seviyeye kadar gelme ya da bir grupla falan filan çalışıyorsanız işte o grupla alakalı konular. Çocuğunuzla, işte aşkınızla, gönül işleri çünkü Mars'ın yönettiği ev. Orada böyle çıkabilecek anlaşmazlıklar da biraz önemli olacak. Özellikle yani 21 Mayıs civarına da dikkat etmenizi özellikle tavsiye ederim sevgili koçlar.
Evet Aylin'cim çok teşekkürler verdiğin değerli bilgiler için. Çok önemli bir ay Mayıs ayı. Efendim koçlardan ve yükselen koçlardan da bu ay içerisinde mutlaka ama mutlaka tecrübelerini videomuzun altında bizlerle paylaşmalarını rica ediyoruz. Ekstra bir anonsum daha olacak. Efendim benim yeni bir projem başladı. Sightify.com yeni bir internet sitesi. Bu videonun altında da linklerini koyuyor olacağım. Evet. Bu sitenin içerisinde kişisel gelişim ile ilgili her türlü konu başlığını, buna temel astroloji bilgisi de dahil bulabileceksiniz. Siteye bir göz atmalarını takipçilerimizden rica ediyoruz. Aynı zamanda site İngilizce fakat otomatik olarak siteyi Türkçe'ye sol taraftaki menüden hızla çevirebiliyorsunuz ve Türkçe okuyabiliyorsunuz. Efendim görüşmek üzere. Az sonra Boğalar ve Yükselen Boğalar'la tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Efendim sıra geldi Boğalar ve Yükselen Boğalar için 2023 Mayıs ayı aylık astroloji analizlerine. Aylin'cim bu zorlu Mayıs ayında acaba Boğaları ve Yükselen Boğaları neler beklemekte? Evet sevgili Boğalar, şimdi bu ay sizi çok ilgilendiriyor. Çünkü sizin köşe evlerinizde bir tutulma meydana geliyor. Şimdi köşe evlerde tutulma meydana geldiğinde demek ki kader bir elini koydu yani masaya. Şöyle ki 7. evinizde gerçekleşecek bu tutulma, ay tutulması Akrep Burcu'nda olacak ve 14 derecede olacak. 14 derecedeki 14.52 ya da 57 bu sabit yıldızın şeyi derecesi ve iyi bir sabit yıldız etkisi değil bu. Böyle krizli çalışan bir sabit yıldız etkisiyle olacak. Yani Akrep 14 derecede iyi çalışmıyor. 7. evinizde böyle bir ay tutulması olduğunda ne olacak? Bir kere eşinizin sağlığı. Öncelikle evli bir boğaysanız eşinizin sağlığı. İlişkinizin durumu yani evliliğinizle alakalı bir konu. Çok ciddi gündem olabilir. Şimdi ay tutulmaları ne demek? Krizli bir konu var. Akrep'te olduğu için krizli bir konu var ve bizim bunu halletmemiz gerekiyor. Bu artık ay yuka çıktı. Bu o tam görünür şekilde. Bizim bunu halletmemiz gerekiyor. Sonlanma demektir, final demektir. Yani ay tutulmaları, yani güneş tutulmaları nasıl büyük başlangıçlar yapıyorsa bu da köklü temizlik yapıyor. Ama bunu tabii hemen geldi 5 Mayıs'ta yaptı diye düşünmeyin. 6 aylık süreci var. Özellikle karşıtlığını Kasım'da yapacağı için böyle hani Kasım'a kadar olan süreçte çok ciddi gelişmeler bu alanda yaşanabilir. Yani siz geriye dönüp baktığınızda evliliğinizle alakalı, ortaklığınızla alakalı, eşinizin sağlığıyla alakalı bir durum meydana geldiğinde şunu diyebilirsiniz. Zaten 5 Mayıs'ta iyi derecede olmayan bir tutulma olmuştu, bir ay tutulması olmuştu benim hayatımda diyebilirsiniz. Ve özellikle bu tutulma sizin ayınız 14 derece ise... İşte güneşiniz 14 derece ise sizi çok çok etkiliyordur. Büyük kadersel dönüşümlere hazır olun derim sevgili boğalar. 7. evinizde böyle bir konu var. 7. evinizde oluyor yani. 7. ev ilişkiler, evlilik, ticari ortaklıklar ve iki kişi arasında yapılan anlaşmalar demek oluyor. Daha sonra 19 Mayıs'ta boğa yeni ayı var. Bu da işte 1. evinizde sizde oluyor. Şimdi boğa yeni ayı 1. evde olduğumuz zaman 28 derecede oluyor. Derece olarak 28 derece. Ve o esnada bildiğiniz gibi Merkür retro artık bitti. Merkür ileri hareketinde 15 Mayıs itibariyle Merkür retrodan kurtuldunuz. 16 Mayıs'ta Jüpiter boğa aynı evde. Ve Uranüs de zaten aynı evde. Ve şimdi hem Uranüs bu ay... Akrep'teki bu ay tutulmasını etkiledi. Yani Uranüs karşıtlığında oldu. Böyle hiç beklenmeyen aniden gelişen bir olay olmuş olabilir. Ama bir yandan da şimdi Jüpiter'le böyle bir araya gelmesi, Merkür'ün orada olması, orada bir yeni ay olması. Yani birinci ev şu, sizin kendi hayatınız, kişisel kararlarınız, fiziki durumunuz. Bütün bu konularla alakalı bir kere size... sizi şahlandıracak yani böyle yeni yepyeni bir kendime yeni bir ben lazım diye bir şarkı var ya işte o şarkı tam sizin için yani Mayıs'ta kendinizi yeniden yapılandırmak kendi kararlarınızı yüksek sesle söylemek işinizde gücünüzde ilişkinizdeki yeni durumları kendi güvenliğiniz kendi konforunuz için yapmak artık söz konusu olacak. Şöyle 27 Mayıs'ta da Jüpiter kavuşumu yapacak Kuzey Ay düğümünüzle. Kuzey Ay düğümü zaten kadersel noktanız, size destek veren yer. Orada yaptığında da kendinizle alakalı gerçekten hani ne istiyorsanız onları başlatabilir. Şimdi boğa bildiğiniz gibi değerlerle alakalı.
konfor alanınızla alakalı. Kendiniz için tabii birinci ev dediğimiz zaman hani fiziki görünüm de konu olacağı için ve boğanın yöneticisi Venüs olduğu için konu para ya da estetik konulardır. Hani böyle kendinizi güzelleştirmek için de kalkıp bir şeyleri yapmaya başlayabilirsiniz artık bu zamandan sonraki level'da. O nedenle bu yeni ay yepyeni güçlü finansal başlangıçlar bir de güzellikle alakalı başlangıçlar size yaptırabilir sevgili boğalar. Daha sonra 20 Mayıs'ta Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Şimdi bu demek ki bir ay değil iki ay süreyle ilgili böyle hani bir kare görünüm oluşturacak gökyüzünde. Ve dördüncü evinizde yaşanacak. Şimdi dördüncü evde böyle Mars geçişi iyi değildir. Şöyle iyi değildir. Yani evde bir huzursuzluk verir ilk etapta. Daha sonra da işte musluk bozulması, işte böyle evle ilgili yapılacak tadilatlar. Yani musluk bozulmasını hani şey örnek olsun diye veriyorum ama evde böyle tatsız, evde habire ben bir şeylerle uğraşıyorum. İşte ya da taşınmaya karar verdim. Ya da ev içi bir huzursuzluk gündemi var, bunu yönetmeye çalışıyorum. Konuları olabilir. Dediğim gibi bu Mars'ın Aslan'a geçişi aslında 20 Mayıs'tan sonra hepimizin hayatında böyle güçlü etkiler yaratacak. Çünkü Mars iki ateş elementi hani bir araya geldiğinde Mars burada çok güçlü çalışıyor, egosal çalışıyor. O yüzden 21 Mayıs'ta da Plüto Mars karşıtlığı meydana geldiğinde 4-10 aksında olacak bu. Plüto 10. evinizde ve orası sizin iş alanınız, çalışma alanınız, otorite konumundaki insanlar. Zaten Mars'ın 4. evde iç huzurunu da etkiliyor. Yani iç huzurunuzun da böyle biraz kaçık olduğu bir zaman olduğu için. Şimdi iki kötücül karşı karşıya geldiğinde ev ya da işte böyle sizi manipüle etmeye çalışan, size kriz çıkaran, size meydan okuyan durumlarla birazcık savaşmak zorunda kalabilirsiniz sevgili boğalar. Sadece bu 20 Mayıs'tan sonraki kısımda size tavsiyem böyle egosal davranmamanız, karşıdakinin manipülasyonlarına çok boyun eğmemeniz şeklinde olacaktır. Çünkü karşı tarafın eli güçlü olmuş oluyor. Mars'ta hani ondan da böyle keskin sirke küpüre zarar olayı vardır ya, işte bu karşıtlık biraz onu da veriyor. Tabii ülkemizde de bu karşıtlık yaşanacak. Hani Plüto Mars karşıtlığı öyle böyle bir karşıtlık değil. Bu daha çok para konularında düşünüyoruz ama her türlü konuda da tabii ki olabilir bu karşıtlık. Ben hani kendi çapımda savaşıyorum. Neyle savaşıyorum? İşte iş yerimdeki müdürümle savaşıyorum. İşte evdeki annemle savaşıyorum. Birileriyle, işte erkek kardeşimle savaşıyorum. Konusudur. O yüzden biraz bu durum sizi yorabilir. Hani yoracak kısımlarda sadece bu var. Bir de tabii hani akrep tutulma artık 7. evde olduğu için ticari ortaklıklar ve ilişkiler, evlilikler de sizi yorabilir. Ama şöyle bir şey olabilir, hani pozitif anlamda çalışacak kısmını söyleyeyim. Eşinizin hayatında, eşinizin gelirlerinde ciddi bir artış olabilir sevgili boğalar. Bu da hani size iyi gelebilir tabii ki. Gördüğünüz gibi Mayıs ayı sizin doğanızda yaşanacak bir Mayıs ayı. Yani bu an güvenlik ister, konfor ister, maddi güvenliğe çok önem verir. Demek ki bunlarla alakalı, güzelliğe de tabii ki çok önem verir. Bunlarla alakalı gündemleriniz çok olacak. Sadece şu 7. evdeki akrep tutulmayı birazcık yönetmeniz gerekecek. Ve 21 Mayıs'taki Plüto Mars karşıtlığına da dikkat etmeniz gerekecek sevgili boğalar. Onun haricinde size, bu arada bunu bütün burçlara söyleyeceğim. Yani doğada bir şu sıra biraz doğada daha fazla vakit geçirirseniz, hani bu boğadaki yığılımı da doğru kullanmış olursunuz. Evet. Aylin'cim çok teşekkürler verdiğin detaylı bilgiler için. Boğalar ve yükselen boğaların bu ay içerisinde yaşayacaklarını bizler de çok merak etmeyiz. Evet. Çünkü Mayıs ayı oldukça hızlı bir ay olarak geçecek çok gibi hızlı görünüyor. Boğalar ve yükselen boğalardan da videomuzun altına yorumlarını bekliyoruz. Aynı zamanda bir anonsum daha var. Efendim benim yeni projem Certify.com, evet. Certify.com internet sitesi yayına başladı. Biraz demo, biraz yayına girdi. Evet. Efendim kişisel gelişimin her yönüyle ele alındığı bir internet sitesi tasarlamaya çalıştık arkadaşlarımızla. Site İngilizce ama bir göz atın.
sitenin içerdiği bütün yazıları efendim sol tarafta bir butona klikleyerek Türkçe'de çevirebilirsiniz. Eğer İngilizce okumayı tercih etmezseniz. Az sonra İkizler ve İkizler'le tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Efendim sıra geldi İkizler ve Yükselen İkizler'e. Aylin'cim Mayıs ayında acaba İkizler ve Yükselen İkizler'i bu önemli ayda neler beklemekte? Evet sevgili ikizler, bildiğiniz gibi her ay bir yeni ay dolunay oluyor ama bu ay bir tutulmamız var. Ay tutulması. Geçtiğimiz ay güneş tutulması olmuştu. Şimdi de ay tutulması olacak. Bir kere ay tutulmaları duygusal sonlanmalardır. Yani güneş tutulmaları ne kadar böyle hani şevkli büyük başlangıçlarsa bu da bu kadar büyük, böyle hani geri dönülemez bir şekilde olan bitişleri gösterir bize. Akrep'te meydana geliyor bu tutulma. Akrep'in 14 derecesinde. Şimdi bu derece iyi bir derece değil sevgili ikizler. Özellikle bir sabit yıldız etkisi var burada. Ve bu sabit yıldız iyi bir sabit yıldız değil. Demek ki bu tutulma öyle iyi bir tutulma değil bir kere. Zaten Akrep'te oluyor. Yani şimdi Akrep'te olan her şey sağlıkla, parayla, sırlarla alakalıdır. Ve böyle sinsi ilerleyen olaylarla alakalıdır. Şimdi bunlar bu tutulma 6. evinizde oluyor. 6. evde bir şeyi fark etmek. 6. ev konuları sizin çalışma arkadaşlarınız, sağlığınız tabii ki. Ve böyle gündelik hayatınızdaki yaptığınız rutinler. Şimdi burada böyle bir büyük bir tutulma olduğu zaman iş hayatınızı etkileyen bir gelişme tabii ki olabilir. Yani iş hayatınızda bir şeyin sonuna geldiniz. Bunu artık bitirmeniz gerekiyor ama böyle kolay da bir bitirme değil. Akrep temasında bir bitirme. Yani bitirirken duygusal anlamda da etkileniyorsunuz bundan. Belki yaralanıyorsunuz, belki sizi yaralıyorsunuz karşı tarafı. Ama böyle hani o kopma esnasında böyle affetmeme, kin, nefret, böyle hani kötü duygular da oluşabilecek bir bitişten söz ediyoruz. İşte benim hakkımda dedikodu yapmış, bunu öğrendim. O yüzden bu işin sonuna geldim. Ya da meğerse işte benden gizli bu işleri yapıyormuş ve bana söylemiyormuş. Bu yüzden ben bu işi bitirdim konuları olabilir. Orası sağlık evi aynı zamanda. Şimdi sağlık evi olduğu zaman da böyle hani kronik bir rahatsızlığınız vardır. Bunun üzerine hiç gitmemişsinizdir ama orada böyle bir şeyler yapmıştır ve artık yolun sonuna gelmiştir. Size bunu gösterir. Yani işte lenf beziniz mesela şuradan şişebilir. Başka böyle hani çok dipte ilerleyen hastalıklarla böyle bir anda yüzleşebilirsiniz sevgili ikizler. Özellikle sağlık konularında gerçekten bu dönem tetkiklerinizi yaptırmanızı tavsiye ederim. Çünkü 6 ay sürecek bu tutulmanın etkileri. Sana diyecek ki ben geldim 5 Mayıs'ta bir tutulma yaptım. Bu sağlıkla alakalı konuyu da sana o kadar hani fark etmen için işaretler verdim. Bunun yerine getirmediysen ben seni bir miktar üzeceğim der. Beslenme, uyku, alternatif tıp hepsi bu alanın konusudur. İşte belki alternatif tıp ürünleri kullanıyordunuz, artık sonuna geldiniz. İşte diyet programı yapıyordunuz, sonuna geldiniz. Uykuyla alakalı bir konunuz var, bunu artık fark ettiniz, belki tedavisine başlıyorsunuz. Beslenmeyle alakalı bir konunuz var, işte bununla alakalı bir sona geldiniz. Dediğim gibi çalışma ortamınız, iş arkadaşlarınız, onların işten ayrılması, ortaklığı bozması, böyle hani istenmeyen olayların olması çok muhtemel sevgili ikizler. Daha sonra 19 Mayıs'ta Boğa'da bir yeni ayımız var. 19 Mayıs'taki Boğa yeni ayı da 12. evinizde olacak ve 28 derecede olacak. Şimdi 12. ev büyük fark edişlerin evi, aydınlanmanın evi. Aynı zamanda da gizli kapaklı bir ev. Ve orada böyle hani gezegen yığılımı olduğunda ki işte bu Mayıs'ta orada bir gezegen yığılımınız da var. Çünkü Merkür retro bitiyor artık. 15 Mayıs'a kadar Merkür orada retro yapıyor ama bitiyor artık 15 Mayıs'tan sonra. 16 Mayıs'ta Jüpiter aynı yere geliyor ve bir yıl orada kalacak. Yani Jüpiter'in 12. eve gelmesi iyidir. Şöyle ki biraz böyle hani size korunma getirir, biraz maneviyatınızı yükseltmek için bir şeyler yaşatabilir size. Biraz da böyle aslında Jüpiter özellikle Boğa'da olduğu zaman böyle mal mülk almak için büyük paralar çıkışını da gösterir bu evde. Biraz Boğa yoğunluğu 12. evinizde. Şimdi 12. ev böyle internetten yaptığınız sanal işleri de gösterir. Uzakları gösterir. Bayağı uzaklar yani böyle kıtalar arası uzakları gösterir.
Kendi iç alemimizdir, bilinçaltımızdır ve arkamızdan dönen dolaplardır. Demek ki bu Mayıs ayı boyunca böyle arkanızdan dönen dolapları görmeyeceksiniz. Ya da siz bizzat kendiniz görünmez olmak isteyebilirsiniz de. Yani bu dönem özellikle hani bu 12. ev sırlar evi aynı zamanda, gizli düşmanlar evi aynı zamanda. Jüpiter bir miktar oraya tabii korunma getirir ama işte Merkür'ün orada olması böyle bitmek tükenmek bilmeyen laflarla da alakalıdır. Dedikodularla da alakalıdır sevgili ikizler. Bir konu var ve orayı yönetemiyorsunuz konusu tabii ki olabilir. Yeni ay yeni fark ediş demek. Bir şeyi ben fark ettim artık hayatımda. Uyandım bu konuyla alakalı. Aydınlandım ben demek konusudur. Boğanın muhteviyatı tabii değerlerdir ve güvenliktir. Neye güvenip neye güvenmeyeceğinizi bu dönem iyice anlayabilirsiniz. Çünkü zaten akrep ve boğa hattı güvenlik alanıyla alakalı, para pul konularıyla alakalı ve böyle çok derin bağlarla da alakalı. O derin bağları artık bitirmek ve yeni kendinize bir güvenlik alanı oluşturmakla alakalı çalışacak. O yüzden sizin için böyle hani psikolojinizi birazcık daha sağlam tutmanız gereken bir ay olduğunu düşünüyorum ben Mayıs ayının. Daha sonra 20 Mayıs'ta Mars Aslan geçişi başlıyor. Şimdi bu geçiş de çok önemli çünkü bu akrep tutulmayı aktive edecek konu aslında Mars'ın Aslan'dan geçişi. Yaklaşık Haziran gibi tekrar açısını yapacak ve Haziran'da bu akrep tutulmanın etkisini net görebileceksiniz o dönem. Şimdi üçüncü evinizde olacak bu. Üçüncü ev sizin yakın arkadaş çevreniz. Eğitim aldığınız insanlar, işte kardeşleriniz, kuzenleriniz ve böyle can dostlarınız dediğimiz işte o yakın alan. Orada Mars geçerken onlarla alakalı gündemler tabii ki size getirecek. Bir de düşünceleriniz, inançlarınız. Ve araçlarınız tabii ki hani kullandığınız araçlarla alakalı. Ben bu dönem biraz dikkat etmenizi istiyorum. Bu hani böyle minik kazalarla alakalı falan çalışır ya da işte aracınızın servis bakımı gelmiştir artık onu yaptırırsınız ama böyle bayağı yüklü bir para ortada döner falan. Bu konulara biraz burada bir giriş gelişme yapacak. Daha sonra 21 Mayıs'ta işte bu çok önemli. Plüto Mars karşılığı 9-3 evinizde olacak. Ben 17-21 Mayıs arası bu kaza bela enerjisine biraz dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Orası trafik çünkü. Yani böyle hayat trafiğimiz falan. Orada hani böyle bir araçlarınızla falan o 17-21'ine bir dikkat edin derim. Şimdi Plüto 9. evde, Mars 3. evde eğer davalık bir konunuz varsa, hukuki bir süreciniz varsa onlarla alakalı böyle tatsız durumlar olabilir. Ya da siz bizzat gidip... Yani ben işte bir hakkımı arayacağım, gideceğim, işte dava edeceğim, mahkemeye vereceğim. Sizin öyle bir süreç başlatmaya meyliniz olabilir ama tavsiye etmiyorum sevgili ikizler. Çünkü Mars'ın olduğu yerde ego var. Mars aslında böyle bayağı bir saldırgan ve egolu çalışıyor. O yüzden hani karşı taraf derken işte sizin kardeşlerinizden, arkadaşlarınızdan, kuzenlerinizden, yani yakın çevrenizden böyle düşmanca bir tavır görmek de olabilir. Ya da sizin böyle hani bayağı manipülasyoncu ve hırslı davranmanızın sebep olacak konuların bir anda ortaya çıkması demek olur. Böyle inançlarınız, eylemleriniz ya da karşı tarafın inançları ve eylemleri de çatışma. Yani bu Plüto Mars karşı karşıya geldiğiniz küçük savaş demek oluyor aslında bu. Yani savaşacağınız bir konu var sevgili ikizler. O da 17-21 hatta 25'e kadar alabilirsiniz burayı. Bu süreç çok çok önemli ve konu zaten gücünüz, egonuz ve parasal mevzularla alakalı olabilir sevgili ikizler. Hiç güzel bir taraf yok mu derseniz tabii her şey zaten boğada. 27 Mayıs'ta Jüpiter Kuzey Ay düğümüyle kavuşacak 12. evinizde. Demek ki zaten hani Haziran sizin ayınızdır. Haziran'a geçerken bu Jüpiter Kuzey Ay düğümü size bir güzellik yapabilir ama 12. evinizde olacak. Böyle fark etmediğiniz bir şey olabilir bu tabii sizin. Yani hiç de bir şey yapmadı bana da diyebilirsiniz ama içten minicik bir uyanış bile daha sonraki level'larda kullanacağınız bir şeye dönüşebilir. O yüzden ayın en güzel kısmı bence Jüpiter Kuzey Ay düğümünün kavuşumu yapması. O da ayın sonunda zaten sizi böyle Haziran'a bomba gibi hazırlanacağınızı düşünüyorum sevgili ikizler. O yüzden Mars biraz daha böyle hani maneviyatınızı çoğaltın, dua, ibadeti çoğaltın tavsiye ederim. Yani Jüpiter artık çünkü 12. evinizde yani
Biraz kendinize dönün. Biraz böyle işte nefes çalışmalarıydı, oydu buydu yapın. Sağlığınıza bakın. Her şey güzel olacaktır mutlaka. Evet, Aylin'cim, ikizler ve yükselen ikizler adına sana çok teşekkür ederim. Mayıs aynen. Çok önemli bir ay, zor bir ay. Yorumlar da bence oldukça doyurucu oldu. Evet. Efendim, ikizler ve yükselen ikizlerden de her zaman olduğu üzere videomuzun altına ay içerisinde yaşadıkları tecrübeleri bizlerle paylaşmalarını rica etmekteyiz. Ekstra bir anonsum olacak. Efendim, bendeniz yeni bir projeye başladım. Sitefy.com ismini bir internet portalı açtım. Bu bir kişisel gelişim sitesi ve bu site içerisinde kişisel gelişim başlığı altında hemen hemen her konuyu, kitap özetleri, işte makaleler, özlü sözler gibi işlemekteyiz. Site İngilizce ama Türkçe çevirisini sitenin üzerindeki butonlardan ayarlayabilmektesiniz. Bir göz atarsanız çok seviniriz. Efendim, az sonra yengeçler ve yükselen yengeçlerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Efendim, sıra geldi yengeçler ve yükselen yengeçler için Mayıs ayı aylık astroloji analizlerine. Aylin'cim, yengeçleri ve yükselen yengeçleri bu zorlu ay içerisinde neler beklemekte? Evet sevgili yengeçler, bildiğiniz gibi şimdi her ay bir dolunay, bir yeni ay oluyor ama bu ay tutulma meydana gelecek. Geçtiğimiz ayda güneş tutulması meydana gelmişti. Şimdi Akrep Burcu'nda ay tutulması gerçekleşiyor ve 5 Mayıs'ta gerçekleşecek. 14 derecede sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. Şimdi derece olarak iyi bir derece değil bu. Ay tutulmaları zaten kendi başına iyi tutulmalar değil. Yani güneş tutulmaları ne kadar hani böyle güzel kapılar açsa da, güzel fırsatlar verse de ay tutulmaları da bize bazı kapıları böyle suratımıza kapatıyor. Köklü sonlanmalar yaşatıyor, köklü finaller. Tabii daha duygusal sonlanmalar demek bu. Hele Akrep'te olunca ekstra duygusal sonlanmalar demek oluyor. Beşinci ev sizin gönül ilişkileriniz, keyif eviniz, işte hayat motivasyonunuz. Şimdi bu evde böyle bir akrep tutulma olduğu zaman gerçekten böyle çok uzun süredir süren duygusal bağlılıklarınızı belki sona getirebilir sevgili yengeçler. Çünkü akrep sırlarla da alakalı, yani bir sırrın ortaya çıkması, artık görünür olması ve bunun sizin güveninizi tamamen sarsması. Çünkü akrep olduğu tarafta ölümüne güven ister. Yani güvenmediği hiçbir şeye devam etmez. Önce güven. Akrep teması olduğu zaman işin içinde, bir de gönül ilişkileri olduğu zaman diyor ki size artık hani bu alanı bitirebilirsin. Çünkü ben buraya bir rahat vermeyeceğim artık. 6 ay sürecek konu. Burada bir şeyi fark ettiniz, üstünü kapattınız ama bu sizin karşınıza Kasım'da tekrar çıkacak gibi, Haziran'da tekrar çıkacak gibi düşünebilirsiniz. Orası çocuklarınızın da evi, çocuklarınızla alakalı yeni bir konuyu öğrenebilirsiniz. Yeni bir fark ediş yaşayabilirsiniz ya da onlar kendi hayatlarında bir sonlanma yaşıyor olabilirler. Mutluluğunuzu, özgüveninizi etkileyen bir durum yaşayabilirsiniz tabii ki burada. Borsa, kripto, böyle riskli yatırımlar, kumar falan filan, bunlarla alakalı gelişmeler de olabilir. Ama akrepte olduğu için büyük kaybettirebilir sevgili yengeçler. O yüzden size tavsiyem böyle Mayıs ayı boyunca hatta böyle riskli işlere çok girmemenizdir. Çünkü akrep dediğim gibi yani hiç beklemediğiniz konularla, ha şöyle olabilir. Çok önceden bir yatırımınız var. Artık onu alıyorsunuz ama böyle değerli bir şekilde alıyorsunuz ve konuyu kapatıyorsunuz. Bu da olabilir tabii ki. Yani bir borsa konumuz var, kripto konumuz var. Artık hani ben, önümüzde de seçimler var 14'ünde. Ben şu 5 Mayıs'ta hadi çıkayım falan da diyor olabilirsiniz. Buradan kârla çıkabilirsiniz tabii ki. Daha sonra orası böyle sporla da alakalı. Sportif gelişmeler, fiziksel böyle... Fiziksel sağlığınız için yapacağınız şeyler yani. Ama şöyledir yani, çok uzun zamandır spor yapıyorsunuzdur. Artık bir sağlık mevzusu sebebiyle ben artık bunu bitireyim. Ya da işte spor salonunuz kapanıyor gibi. Böyle hani o keyif aldığınız şeyin yerinin değişmesi falan gibi konularda olabilir sevgili yengeçler. Ama dediğim gibi gönül işleriyle alakalı ciddi bir şekilde burası çalışır. Şimdi akrebin olduğu yerde sağlık konuları, işte para konuları, güven konuları var. Ama 5. evde olduğu zaman aşk konusu da var. En çok sizi aşkla ilgili konularla ilgilendirecek. Bir de riskli yatırımlarla alakalı konularda bir finale
gelebilirsiniz sevgili yengeçler. Daha sonra 19 Mayıs'ta Boğa burcunda bir yeni ayımız var. O da 28 derecede gerçekleşiyor ve 11. evinizde. Şimdi 11. evde güzel bir ev tabii. Sosyal gruplar, böyle arkadaşlıklar, dostluklar, kolektifin evi aynı zamanda orası. Büyük kardeşleriniz, umutlarınız, hayalleriniz, kariyerden getirdiğiniz unvanlar, işte kariyerin getirdikleri. Demek ki bunlarla alakalı güzel bir gelişme var ve sizi destekleyen bir gelişme. Çünkü şimdi Merkür Retro'da bitiyor bu ay. Merkür artık ayın 15'inden sonra, 15 Mayıs itibariyle düz hareketine başlıyor. Olaylar hızlanıyor demek oluyor bu. 16 Mayıs'ta da Jüpiter Boğa'ya geçiyor. Artık bir yıl orada zaten 11. evinizde ve benim Jüpiter'in en sevdiğim evi zaten 11. Yani Jüpiter 11'de şahane çalışıyor. Hani böyle dile benden ne istersen şeklinde çalışıyor. Bir de Uranüs orada zaten. Hani böyle hiç beklemediğiniz destekleri bulma zamanınız olacak. Tabii bunu, yani Jüpiter'i biz daha çok konuşacağız. Dediğim gibi bir yıl orada ve Uranüs'le beraber de hareket edecek. Aynı zamanda Kuzey Ay düğümüyle bir kavuşum falan yapacak. O yüzden sizin böyle bakmanız gereken yer gelecek aslında. Yani 11. ev geleceğin evidir. Geleceğe dair adımlarınız. Şimdi boğa teması bir evde bu kadar yükseldiyse, boğa güvenlik demek. Finans demek, böyle maddi güvenlik demek. Sizin bu maddi güvenlik açlığınızı tatmin edecek bir kere destekler bulacaksınız sevgili yengeçler. O yüzden ben bu Mayıs'ı çok değerli görüyorum sizin için. Çünkü bu yeni ay sizi destekleyecek bir yeni ay olacak aynı zamanda. 27 Mayıs'ta Jüpiter Kuzey Ay düğümü kavuşumu olacak 11. evinizde. İşte bu beklemediğiniz desteği görme kısmı bu 27 Mayıs itibariyle çok net olabilir. Ama tabii ondan önce de, yani 16 Mayıs'ta başlıyor bu. Orada bir kişisel gezegeniniz varsa, tam kavuşum yaparsa, açı yaparsa, böyle hani sıçrama zamanınız olarak düşünebilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar, yeni çevreler, yeni gruplar, dernekler, hepsi için bu yeni ay sizi destekleyecek. Böyle bir unvan almak istiyorsanız, kariyerinizin getirilerinin çoğalmasını istiyorsanız, artık çok güzel zamanlar sizi bekliyor demek oluyor. Yani bu güzel bir yeni ay sizin için. Daha sonra bu ayın yine önemli gündemlerinden, 20 Mayıs'ta Mars Aslan Burcu'na geçiyor ve ikinci evinizde olacak. Şimdi bu ikinci ev konusu, Mars'ın ikinci eve geçmesi parayla alakalıdır. Parayla alakalı demek ki güçlü bir gündeminiz var. Ya işte maaşlarınız yükseliyor, gelirinizi arttıracak bir durum var. Ya da bir şeyler almak için harekete geçiyorsunuz. Yani böyle taşınmazlarla alakalı. Ya da paranızın değeriyle alakalı bir konu var. Çünkü 21 Mayıs'ta da Plüto-Mars karşıtlığı olacak 2-8 aksında. Şimdi birisi sizin paranız, birisi ortaklaşa paralar. Yani bu eşinizin parası olabilir, ailenizle ortaklaşa olan paralar olabilir. Burada bu kadar böyle ciddi bir karşıtlık olduğu zaman senin param, benim param kavgası yaşanabilir. Para konusunda çok hırslı olabilirsiniz. Ve size tavsiyem, özellikle 17'si itibariyle başlar bu görünüm. Yani böyle 17, 21, 22, 23, işte 25'e kadar. Bu para konularında çok hırslı olmayın. Çünkü bu 8. evdeki Plüto kısmı biraz böyle hani büyük paraları getirebilir de büyük paraları götürebilir de. Yani oradaki kişisel gezegeninize bağlı oluşacak olan. Ama para için çekişme durumu söz konusu olabilir. Bir de sağlıkla alakalı çalışır bu iki kötücül karşı karşıya geldiğinde. Sağlığınızla alakalı böyle operasyonlu bir durum söz konusu olabilir. Yani siz bunu görmezden geliyorsunuzdur ama artık yapmanız gereken bir konudur sevgili yengeçler. Özellikle sağlığınıza, tabii aileden birinin sağlık durumu da bu konuya dahil. Yani aileden birinin sağlık durumuna müdahale etmeniz gereken bir konu olabilir. Bir de dediğim gibi, yani böyle parasal anlaşmazlıklar da yine bu zamanın konusu olabilir sevgili yengeçler. Sevimli bir karşıtlık değil, yani ikisi de astrolojideki kötücül gezegenler. Yani biri, yani Plüto'nun küçüğü zaten Mars, biliyorsunuz. Mars işte 2, Plüto'da 8'de, ikisi de güçlü olduğu evlerde çalışıyorlar. Aslan teması da biraz egosal konuları gösterir.
Aile büyüklerimizi de gösterir tabii, baba gibi figürleri de gösterir. Bunlarla alakalı da oluşabilecek ekstra gündemler tabii ki olabilir, yaşanabilir. Sevgili erkek kardeş oluyor bir de Mars. Erkek kardeşleriniz varsa erkek kardeşinizle gelişecek bir gündemi de gösterebilir. Şimdi ay şöyle bir ay. Bir kere sürprizlere çok açık bir ay. Yani bir yandan akrepteki bu tutulma, akrep temasının olduğu her şey çok önemlidir. Hele de ay tutulması ve bu derecede olduğu zaman çok çok önemli. Yani böyle hani hiç fark etmediğimiz, çok geçmişte kalmış olaylarla bile yüzleşeceğimiz zamanlar olabilir. O yüzden ben böyle hani hep güvende, kendinizi güvende tutacak işlerde kalmanızı tavsiye ederim. Mayıs ayı boyunca yani böyle çok riskli işlere girmemenizi tavsiye ederim sevgili yengeçler. Haziran ayında görüşmek üzere, hoşça kalın. Aycığım, Mayıs çok önemli bir ay. Evet. Yaptığın yorumlar da çok önemli. Yengeçler ve yükselen yengeçler adına sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim, yengeçler ve yükselen yengeçlerden de ay içerisindeki yorumlarını videomuzun altında bizlere ulaştırmalarını rica etmekteyiz. Küçük bir de anonsum var. Bugün Aylin bunu 12 defa dinliyor. Yok, güzel sonra bir gelişme ama. Evet. Efendim, yeni bir portal çalışmamız var. www.sitefy.com. Evet. Bu bir kişisel gelişim sitesi ve İngilizce olarak yayın hayatına başladı. Ama sizler de eğer yabancı dil bilmiyorsanız hiç problem değil. Siteye girerek otomatik çeviri özelliğiyle site içerisindeki konu başlıklarını inceleyebilir ve hatta yorum yapabilirsiniz. Yakın bir gelecekte özellikle takipçilerimizin içerisinden bu site içerisine editörlerimizi katmayı planlamaktayız. Dolayısıyla takipte kalın efendim. Siteyle ilgili yorumlarınızı da videonun altına belirtirseniz çok seviniriz. Ben de az sonra Aslanlar ve Yükselen Aslanlar'la tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Efendim, sıra geldi Aslanlar ve Yükselen Aslanlar için Mayıs ayı aylık astroloji analizlerine. Aylin'cim, bu önemli ayda, zorlu ayda Aslanları ve Yükselen Aslanları acaba neler beklemekte? Evet, merhaba sevgili Aslanlar. Şimdi bu ay bir tutulmamız var, ay tutulması. Geçen ayda güneş tutulması vardı bildiğiniz gibi. Şimdi güneş tutulmaları pozitif gündemler yaratıyor. Böyle yeni fırsatlar veriyor bize. Ama ay tutulmaları öyle değil. Duygusal sonlanmalar ve negatif gündemler getirebiliyor hayatımıza. Yani güneş tutulması başlangıç, ay tutulması da bitiş, final, sonlanma demek şeklinde düşünebilirsiniz. Akrep'te olduğu zaman Akrep 8. evin yöneticisi. Krizler evi o 8. ev. Ve böyle hani iyi çalışan da bir ev değil bildiğiniz gibi. Şimdi para ve sağlığı yönetiyor aynı zamanda. Sizin 4. evinizde gerçekleşecek bu tutulma. 14 derecede gerçekleşiyor ve 14 derecede bir sabit yıldız var. Ve o sabit yıldız da iyi bir sabit yıldız değil. O yüzden demek ki 5 Mayıs'ta krizli bir olayınız olabilir ya da krizli bir olayı başlatabilir. 4. ev konuları sizin aile, yuva alanınız, anneniz, eşiniz, hayatınızdaki kadın figürüyle alakalı böyle gerçekleşecek ani bir gündem. Tabii şimdi tutulmalar 6 aylık bir süreci başlatıyor. Şimdi akrep tutulmasının ilk etkisini Haziran'da, daha sonra da Kasım'da göreceksiniz demek oluyor bu sevgili aslanlar. Yani burada 5 Mayıs'ta hiçbir şey olmadı diye sevinmeyin ama yani Haziran, Kasım etkilerini görebilirsiniz demek oluyor. Neler yaptırabilir? Ev yaşam alanı ile ilgili bir konuyu artık sonlandırmanız gerekebilir. Aile ile ilgili gelişmeler olabilir. Bu akrep teması sırlarla alakalı ve böyle hani hoş olmayan sırlarla yüzleşmekle alakalı. Belki ailenizdeki insanlardan birinin sırlarıyla yüzleşebilirsiniz ya da sağlık konuları bir anda meydana gelip işte bu sağlık konusuyla yüzleşebilirsiniz. Mülk edinme, satma, alma konuları tabii ki gündem olabilir. Şehir, ülke değiştirme ile alakalı da gündemler meydana gelebilir. Yani bir anda şunu da fark edebilirsiniz. Ben bu evde mutlu değilim. Ya da ben bu şehirde mutlu değilim. Ya da ben bu ülkede mutlu değilim. Yani böyle büyük bir farkındalık da aslında geliştirip yani duygusal alanımız, şimdi akrebin olduğu yerde psikoloji de çok önemli ya, bu işte bu ev benim psikolojime iyi gelmiyor, bu ülke gelmiyor, bu şehir gelmiyor konusu olabilir. Tabii hemen kalkıp değiştirmezsiniz ama
Önümüzdeki 6 ay bununla alakalı bir konunuz olabilir. Annenizin sağlık durumu, eşinizin sağlık durumu çok çok önemli olur. Çünkü bunların dediğim gibi yani akrepteki tutulmalar çok hoş konular bize getirmiyor sevgili aslanlar. Daha sonra 19 Mayıs'ta boğa yeni ayımız başlayacak. O da 28 derecede ve 10. evinizde olacak. Şimdi 4-10 aksı çalışıyor Mayıs ayı boyunca ve zaten 20 Mayıs'ta da Mars aslan geçişi başlıyor 2 ay orada. Aslanlar çok işiniz var sizin yani. Hani aslanların gerçekten işi var. Şöyle ki gökyüzü size çok kadersel kapılar açacak bir kere. Şimdi bu akrep tutulması kare yani kare bir etki. Yani kalk artık sizi yani harekete geçirecek bir konu. Ama bunu kendi isteğinizle yapmayacaksınız. Yani bunu evren size belki zorla yaptıracak ama evrenin yaptırdığı her şeyde sonu çok güzel sonuçlanır. 15 Mayıs'ta Merkür Retro bitiyor. Bu yeni aya dahil olacak işte. Düz Merkür'le başlayacaksınız. Bir kere yeni fikirler, yeni iş teklifleri, yeni çalışma arkadaşları, yeni projeler böyle bir anda önünüze çıkabilir. Daha sonra oraya yani bu 10. evinize 16 Mayıs'ta Jüpiter dahil oluyor ve bir yıl orada kalacak. Şimdi Jüpiter özellikle ondan geçerken sizin bir taşınma olayınız var ve Jüpiter buna gerçekten destek olacak. Yani şu şey 2024'e geldiğimizde bence bir sürü aslan işte bu Mayıs'tan itibaren böyle taşınma, yer değiştirme, iş değiştirme, böyle hani hayatındaki böyle ağır taşları değiştirme gücü kuvveti bulacak. Çünkü aslanlar da böyle bir şeyi değiştirmekte çok zorlanırlar. Sabit gezegen sonuçta. O yüzden evren sizin için değiştirecek. Şöyle ki iş güç anlamında, kariyer anlamında gerçekten şanslısınız. Bir kere Jüpiter oraya artık geldi. Orada Uranüs var. Orada ilk etapta Merkür var. Kuzey Ay düğümü var. Temmuz'a kadar bence yapacağınızı yapın sevgili aslanlar. Yani Temmuz'a kadar şu Jüpiter Kuzey Ay düğümüyle zaten kavuşacak. 27 Mayıs'ta 10. evinizde hiç beklemediğiniz bir iş teklifi gerçekten alabilirsiniz. Bunu mutlaka değerlendirin. Çünkü çok güzel bir kavuşum bu. Çok değerli bir kavuşum. Ama ondan önce 21 Mayıs'ta Plüto Mars karşıtı olacak. Zaten 20 Mayıs'tan itibaren Mars sizin burcunuzda ve 1. evinizde. Ve şu 1-7 aksını biraz karıştıracak. 1-7 aksı sizin evliliğiniz, sizin ortaklığınız ve böyle iki kişi arasındaki imzalar. Şimdi burada bu kadar büyük bir olay yaşandığında ki Plüto, Mars ikisi de sevmediğimiz gezegenler yani böyle hani kötü çalışan gezegenler. Burada eşinizle alakalı çok ciddi konular yaşayabilirsiniz. Yani bir taraftan bir taraf biri birbirine anlaşamıyor, biri birini manipüle etmeye çalışıyor ya da direkt savaş halinde geliyor. Yani karşınızda biri var ve bununla çok ciddi savaşıyorsunuz kısmı olabilir. Bu konu özellikle önemli. Çünkü Mars dediğim gibi yani 1. evinizde olduğu için o sağlıklı egonuzu her zaman korumanız gerekecek. Yani artık hani bir şeyler yapmaya da çalışıyorsunuz. Mars 1. evde böyle yani şevk verir, enerji verir. Ama aynı zamanda böyle çabuk çabuk yapayım derken de kazaları da açık bırakır sizi. O yüzden bir kendinize bir dikkat edin. Bir de fiziki görünümünüzle alakalı. Belki işte o fiziki görünümle alakalı bir şeyler size artık yaptırmaya çalışabilir burada. Ama dediğim gibi yani Mayıs ayı boyunca 10. evinizde bir boğa yığılması var. Boğa da güvenlik alanımızdır bizim. Konforumuzdur, paramızdır. Yani kariyerinizi değiştirme kısmı ya da yerinizi değiştirme kısmının konusu paraya dayanıyor, güvenliğe dayanıyor olabilir. Yani ben evime güvenmiyorum artık. Yani ben yaşadığım bölgeye güvenmiyorum. Ben buradan kalkıp işte başka bir yerde yaşamam lazım kısmını Mayıs'ta çok net söyleyebilirsiniz. Ve hani bu taşınma işleriyle alakalı da evren sizi atağa geçirebilir. Ayın en önemli gündemlerinden şu 1-7'deki çarpışma da çok önemli olacak. O yüzden o döneme bir dikkat edin. 17 Mayıs itibariyle böyle bir başlar. 25'ine kadar da sürebilir. Yani eşinizle, ilişkinizle ikili anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Tabii ticari ortaklığınız varsa bunlarla da alakalı yaşayabilirsiniz. Şu da olabilir. Eşinizin hayatında bir şey oluyor. Yani eşinizin hayatında sizin yönetemeyeceğiniz bir olay oluyor. Bu da tabii ki mümkün.
Kadersel bir ay. Yani şimdi akrep tutulmalarını zaten kişisel olarak sevmiyorum. Akrepte olan şeylerin çok güzel sonuçlandığını daha görmedim sevgili aslanlar. Özellikle köşe evlerde çok ciddi çalışıyor, çok ciddi çalışıyor. Hele de böyle kişisel gezegeniniz işte mesela ayınız 14 derece ise, Merkür'ünüz, Venüs'ünüz, Güneş'iniz 14 derece ise bu tutulmayı çok dikkate alın derim. Sağlık konularını da hatta çok dikkate alın derim. Para ve sağlıkla alakalı yani sağlığınıza işte gidin tetkiklerinizi yaptırın mutlaka. Zaten Mars Aslan'da yani kalp bölgesiyle alakalı beden sağlık konularıyla alakalı size mutlaka yani konular çıkarıp hani artık git bir tetkiklerini yaptır der. O yüzden para konularıyla alakalı da riskli hiçbir işe bu dönem girmemenizi tavsiye ederim. Evet, daha ne olsun? Aynen. Daha ne olsun? Zaten şu Plüto Mars karşıtlığı hani ülkemizde de böyle parayla alakalı artık 20'sinden sonra 17'sinden sonra ciddi gündemlerin olacağını da gösteriyor. Evet. O yüzden sakin, sakin olun. Hep beraber sakin olun. Evet. Yani. Doğru. Efendim zorlu bir ay. Dolayısıyla biz de sevgili aslanlar ve yükselen aslanlardan ay içerisindeki tecrübelerini videomuzun altında bizlerle paylaşmalarını özellikle rica ediyoruz. Ve ekstra bir anonsum olacak efendim. Yepyeni bir projemiz var. Sightify.com evet. isminde bir kişisel gelişim portalı hazırladık. Sitemizin yayın dili İngilizce ama Türkçe'ye makalelere baktığınızda hemen çevir butonuna basarak ulaşabiliyorsunuz. Bu konudaki yorumlarınızı da merak ediyoruz. Muhtemelen videoyu hazırlarken altına sightify.com'un linklerini de koyacağım. Efendim yorumlarınızı bekliyoruz. Az sonra Başaklar ve Yükselen Başaklar'la tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Efendim sıra geldi Başaklar ve Yükselen Başaklar için Mayıs 2023 aylık astroloji analizlerine. Aylin'cim zorlu bir ay Mayıs. Bu yeni evet. ayda Başakları ve Yükselen Başaklar acaba neler beklemekte? Evet. Şimdi akrep tutulmamız var ya, akrep tutulmalarını ben sevmiyorum. Yani ay tutulması, hele de ay tutulması akrepte ve 14 derecede olduğu zaman bu çok iyi bir gökyüzü olayı değildir. Özellikle 14 derecede böyle bir sabit yıldız etkisi var. O iyi çalışmayan bir sabit yıldız. Özellikle sağlık alanında iyi çalışmıyor sevgili Başaklar. Şimdi 5 Mayıs'ta gerçekleşecek bu ay tutulması. Ay tutulması duygusal sonlanmalardır, duygusal finallerdir. Ay sağlıkla da alakalı çalışıyor tabii ki. Annemizle alakalı, hayatımızdaki kadın figürleriyle alakalı, kadın hastalıklarıyla alakalı bir gündem var demek oluyor. Ama sizin üçüncü evinizde, şimdi üçüncü ev sizin yakın çevreniz, arkadaşlarınız, kardeşiniz, kuzenleriniz, ticari faaliyetleriniz varsa onlar, araçlarınız. Üçüncü ev konularıyla alakalı böyle akrep tutulması olduğunda işte geçmişten kalma bir konu ortaya dökülür. Akrep sırlarla da alakalıdır çünkü. Böyle hani konuşulur, edilir ve bu konu artık üstü kapatılır ya da kapatılmak zorunda kalınır sevgili Başaklar. Üçüncü evdeki bu konu bir arkadaşlığı, bir dostluğu, bir konuyu sona erdirmek şeklinde de tabii ki olabilir. Yani hani sizi o kadar yaralar ki artık bu konu hani benim gündemimden düştü dersiniz. Şu da olabilir tabii ki. İşte çok küs olduğunuz insanlar vardır. İşte kardeşinizdir, akrabanızdır, arkadaşlarınızdır. Belki onlarla alakalı işte bir aydınlanma yaşayıp barışma konusu da tabii ki olur. Ya da diyaloğa girme konusu da olabilir. Sevgili Başaklar, 19 Mayıs'ta şimdi bu tutulmayla alakalı hani seyahatler kısmını falan da ilgilendiriyor. Eğitimler kısmını da ilgilendiriyor. Eğer hani böyle yeni bir eğitime başlayacaksanız, yeni tanışmalarınız varsa, o sırada yeni fikirleriniz varsa, belki hani hangisinin işe yarar, hangisinin işe yaramaz olduğunu da anlamanız gereken bir konudur. Konunun gündem olmasıdır. Bir de araçlarla alakalı üçüncü eviniz, işte araç alıp satmakla da alakalı bir gündeminiz tabii ki olabilir. Daha sonra eğitim hayatında da tabii ki hani konular yapacak çünkü dokuzuncu eviniz çok dolu olacak Mayıs ayı boyunca. Dokuzuncu ev böyle akademik kariyerle alakalı, akademik konularla alakalı. Hani çalışmayan Başaklar da tabii ki olabilir ama yeni bir şey öğrenme kısmına daha sıcak baktırabilir size burada. Yani böyle daha işte
Hani hiç merakım olmayan bir şeydi. Zaten sizin Uranüs de 9. evde olduğu için hani böyle bir şey öğreneyim ben. Bunu da böyle bir iyice bir meraklandım. Onun peşine düşeyim konusudur. Şöyle, Merkür retro zaten bitiyor. Merkür artık ayın 15'inden sonra düz hareketine başlayacak 9. evinizde. 16 Mayıs'ta Jüpiter de aynı eve geliyor 9. evinizde. Zaten orada Uranüs var. Yani orası epeyce kalabalık. Şimdi uzaklar demek. 9. ev ne demek? Uzaklar demek. 19 Mayıs'ta burada bir yeni ay olacak. 28 derecede bir yeni ay. Yeni ay enerjisi orada. Şimdi eşinizin akrabaları, kendinizin gideceği işte uzak mesafeli yollar, yabancılar, dış ticaret işleri, hukuki konularınız, eşinizin akrabalarını söyledim, babanız, bunlarla alakalı gelişecek yeni konulara bir kere işaret ediyor buradaki bu gezegen yığılımı. Şimdi 27 Mayıs'ta Jüpiter Kuzey Ay düğümü kavuşumu olacak bu evde. Çok güzel bir kavuşum. Sınavınız varsa, yani okuyan bir Başak Burcuysanız, eğitim alan. Yani sınavlardaki başarınız demek oluyor bu. Yani bir destekleneceğinizi gösteriyor daha doğrusu. İşte bir statü almak için, bir unvan almak için bir sınava giriyorsanız ya da çalışıyorsanız yine bu Jüpiter'in bu durumu sizi çok destekleyecektir. Yani terfi almak, işte uzmanlık sınavım var, ben gideyim bunu yapayım dediğiniz noktada gerçekten destekleneceksiniz. Hem bu yeni ay sizi destekleyecek, hem de buradaki Kuzey Ay düğümü sizi destekleyecek. Şöyle ki size tavsiyem, işle güçle ilgili böyle seminerde, sınavda, işte gidip zorunlu zamanlar oluyor ya, hani zorunlu ne diyorlar, eğitim mi diyorlar, bir şey diyorlar ya. Onları yapmanız sizin çok çok lehinize olur. Burada çünkü sizi destekleyecek. Yeni seyahat planları tabii ki yapabilirsiniz sevgili Başaklar. Bu dönem, yani bütün bunların bu evde toplanması, 9. evde toplanması size iyi gelecek. 20 Mayıs'ta Mars Aslan başlıyor yalnız. Şimdi bu Mars'ın Aslan geçişi 12. evinizde olacak. Bu sağlıkla alakalı çalışır sevgili Başaklar. Sağlığınıza çok dikkat edin 20 Mayıs itibariyle. 21 Mayıs'ta da Plüto Mars karşıtı olacak. Şimdi 6-12 aksı sizin sağlık aksınız zaten. Sağlık aksında çalışan bir olay var ve Plüto 6. evinizde, Mars 12. evinizde. Şimdi bu görünmez hastalıklara karşı bir kere dikkat etme kısmıdır. Mars şimdi 12. evde olduğu zaman gizli düşmanlar da getiriyor ya da işte kendi iç huzursuzluğunuzu da getirebilir tabii ki buraya. Ama ilk etapta sağlıkla alakalı çalışacak, uykusuz bırakabilir sizi. Şimdi Mars böyle 12. evden geçişinde gerçekten hani böyle uykusuzluk sorunları, böyle tedirgin olma, endişeli olma hali, kaygılar getirir. Şimdi 6. evde Plüto olduğu zaman günlük hayatınızda sizi rahatsız eden bir şey, birisi, bir konum, çalışıyorsanız bu iş yerindeki gerçekten böyle sizi rahatsız edici durumlar meydana gelebilir. Günlük rutininizi bozan şeyler meydana gelebilir. En önemli konu bu. 17'si ile 21 arası yaşanacak bu Plüto Mars karşıtlığı. O dönem böyle ev içi kazaları falan da dikkat edin. Uykusuzluk problemleriniz olabilir. Bunlara da dikkat edin. Ve sağlığınızı mutlaka, ben zaten şu akrep tutulma olduğu için bunu bütün burçlara söylüyorum. Mutlaka gidin, bir kan tahliliydi, oydu buydu, mutlaka yaptırın. Çünkü akrep şeyle alakalı, sağlıkla alakalı, yani özellikle sağlıkla alakalı. O yüzden hani bunu es geçmeyin diyorum sevgili Başaklar. Başka gündem var mı? Başka gündem yok ama 16 Mayıs itibariyle Jüpiter Boğa 9. evinizde olacağı için sizi çok destekleyecek. Özellikle böyle basın, yayın, medya, işte sosyal medyadan bir iş yapıyorsanız, basınla, işte böyle her türlü YouTube'la falan işler yapıyorsanız, kitap çıkarmayı düşünüyorsanız, yazı yazmayı düşünüyorsanız olabilir. Benim öyle çok danışanım var Başak. Çok da güzel kitap yazıyorlar. Canım yanında oturuyor bir tane de. Ha, bir tane de doğru ya. Ha, bir de senin dergin var tabii. Ondan gülüyorum. Aa evet, dergi çıkarıyor işte Barış Bey. Başak dergi çok çıkarıyor. Çok şanslıyım efendim. Yanında ve olduğum için aynen onun. Çünkü şöyle, şimdi Jüpiter orada ya, bir yıl bu işiyle alakalı çok güzel geri dönüşler alacak bir kere. Çok güzel. Çünkü Jüpiter'in hakkını veriyor. Yani Jüpiter 9'da geldiyse zaten diyor ki kalk böyle bir işlere bir bak, bir şeyler yap yani. Biraz ufkunu geliştir, vizyonunu değiştir.
Ve bunu herkese yayarak yap, yabancılara da git ulaş, size de böyle şeyler söylüyor tabii ki. İşte işle alakalı gitmeniz gerekiyorsa gidin, yapmanız gerekiyorsa yapın, öğrenmeniz gerekiyorsa öğrenin. Bunların hepsi size çok çok iyi gelecektir. Babanızın hayatında güzel şeyler olabilir, eşinizin akrabalarıyla alakalı güzel şeyler olabilir. İkinci evliliğinizi düşünüyorsanız, ikinci evliliğinizi işte bu bir yıl içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Başaklara... 9. ev kendi, yani Jüpiter kendi evinde çok güzel çalışıyor. Hani en şanslılar hani 2023-24 diyoruz ya, ben öyle ayırmıyorum. Ben aslında Jüpiter 11. evde, Jüpiter 9. evde en sevdiğim konumlar. Yani Jüpiter, Jüpiterliğini ancak bu evlerde gösteriyor sevgili Başaklar. O yüzden sizin için de güzel gelişmeler var. Bu yıl size level attıracak bir yıl. Çünkü gelecek yıl bu Jüpiter sizin 10. evinize geçiyor. Size sağlam bir kariyer verecek bir kere. Yani konu ne olursa olsun, siz 9. ev görevlerini yerine getiren bir başak olarak 2024'te bir kere ödüllendirileceksiniz. Gördüğünüz gibi hiç Satürn'ü falan konuşmadık. Onlar konu dışı. Çünkü bu ay çok yoğun bir gündem var. Yani akrep tutulma demek, bilmediğimiz bir şey çıkacak karşımıza ve biz onu bitirmekle uğraşacağız gibi duruyor. O yüzden ben size güzel bir Mayıs ayı diliyorum. Ve ha, bu ay şöyle, bu arada çok gezegen olacağı için konumuz güvenlik aslında. Hani önce güvenliğimizi sağlamak için bütün eforumuzu sarf edeceğiz. Sonra da işte hem maddi güvenliğimiz hem kendi kişisel güvenliğimiz ve sağlığımız olacak. Boğaz bölgesi herkes için çok önemli. Çok önemli, evet. Gerçekten öyle. Aynacığım, Başaklar, burçlaştırın Başaklar, yükselen Başaklar adına herkese çok teşekkür ederim. Sana çok teşekkür ederim. Dinleyenlerimize de çok teşekkür ederim. Başaklar ve yükselen Başaklardan da tabii her ay olduğu üzere efendim ay içerisindeki tecrübelerini videomuzun altında bizlerle paylaşmalarını rica ediyoruz. Az önce Aylin Hanım'ın bahsettiği konuda bir ekleme yapayım. Evet, yeni bir projemiz var. Sightify.com isminde yeni bir kişisel gelişim portalımız olacak. Konu başlıklarına bakabilirsiniz. Site pazar olarak kendisini yurt dışını ve İngilizce konuşulan ülkeleri seçmiş durumda. Fakat bu demek değil ki siteye girdiğinizde siteyi takip edemezsiniz. Efendim, sitenin içerisinde çok oldukça kuvvetli bir İngilizce Türkçe çevirim aracı var. Evet. İstediğiniz dili seçerek bütün İngilizce verileri Türkçe izleyebilirsiniz. İzleyebilirsiniz diyorum, tabii okuyabilirsiniz. Kısa bir süre sonra izleyebileceksiniz de. Evet. Bu da bizim yakındaki sürprizlerimizden bir tanesi. Aylin Hanım'ı da orada görmeyi çok istiyoruz. Onu konuşuyoruz. Evet, şu İngilizceye ağırlık vermem gerekiyor. Evet, onu halledeceğiz. Onu halledeceğiz. Küçük sürprizlerimiz olacak. Evet. Efendim, az sonra teraziler, yükselen terazilerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Efendim, sıra geldi teraziler ve yükselen teraziler için Mayıs 2023 aylık astroloji analizlerine. Aylin'ci, bu yeni ve zorlu ayda teraziler ve yükselen terazileri neler beklemekte? Evet sevgili teraziler, geldik Mayıs ayına. Şimdi bu ay Akrep Burcu'nda bir tutulmamız var. Geçtiğimiz ay Güneş tutulması vardı Koç Burcu'nda. Güneş tutulması. Güneş tutulmaları iyi tutulmalar biliyorsunuz. Yani yenilikler yaratıyor, yeni kapılar açıyor bize. Ama ay tutulmaları duygusal sonlanmalar oluyor. Yani ay tutulması olduğu zaman bir bitiş var, bir final var. Ve özellikle de akrepte olduğu zaman bu final böyle birazcık üzücü finaller olabilir. Şimdi 14 derecede olacak bu tutulma. Ve sizin ikinci evinizde oluyor. Şimdi terazilerin ikinci evi Akrep ve ikinci ev güvenlikle alakalı. Hem özgüven hem parasal güven, bu alanlarla alakalı bir tutulma olduğu zaman bir kere işle ilgili bir gelişme olabilir. Yani işten gelen gelirlerinizle alakalı, işte maaşınızla alakalı mesela, ya da serbest meslek sahibisiniz, işte o dönem gelecek paralarınızla alakalı maddi parasal bir konu birincisi. Gelir gideri etkileyen bir konu bu. Zaten şöyle teraziler, sevgili teraziler, Mayıs ayı boyunca konunuz aslında sizin para. Çünkü 8-2 aksınız çok ciddi çalışacak. 8-2 aksı da benim param, senin param, bizim paramız. Borçlar, alacaklar, ödemeler, faturalar, bu konularla alakalı gündem. Bir de sağlık. Şimdi 8-2 aksı sağlık alanında çalışıyor. Özellikle o aks üzerinde bir ayınız varsa, yani ay burcunuz akrepse ve oradaysa
bu konularla alakalı ciddi bir gündem sizi bekliyor demek olabilir. Önce sağlığınız, sağlık konularıyla alakalı bir kere gerçekten her türlü tetkikinizi yaptırın derim Mayıs ayı boyunca. Şöyle, kadın hastalıklarıyla alakalı çalışıyor akrep. Cinsellikle alakalı çalışıyor erkekler için. Bu konularla alakalı ve psikolojik konularla alakalı çalışıyor. Böyle psikolojinizi bozacak, sizi psikolojinizi böyle derinden etkileyecek bir konu varsa onun artık tamamıyla bitişe. Ya da bir yatırım yaptınız, o yatırımla alakalı bir konunun artık bitişi. Bir mal alım satımı, bir borcun ortaya çıkışı, bunu ödeyip kurtulmak, aileyle beraber yaptığınız işte o maddi konuların artık bitmesi şeklinde çalışabilir. İkinci, beslenmeyle de alakalı, boğaz bölgesiyle alakalı. Böyle hani beslenmeyle, boğaz bölgesiyle alakalı da ilgili sağlık sorunları da bu dönem artık halledilmesi gereken konuların başındadır. Sevgili teraziler, yani bir sonlanmanız var. Bu parasal bir sonlanma olabilir, bu duygusal bir sonlanma olabilir. Akrep yani güvenlikle de alakalı, yani bir şeye güveninizin tamamen sarsılması konusu olabilir. Hayatınızdaki kadın figürleriyle de alakalı, kadın figürlerinin sağlıklarıyla alakalı. Bu anneniz olabilir, eşiniz olabilir, kardeşiniz olabilir. Yani bir sağlık problemi ya da sırlı bir konu var, bunu öğreniyorsunuz gibi de çalışabilir buradaki konu. Sevimli bir tutulma değil, etkisi 6 ay sürecek. Yani hemen 5 Mayıs'ta bana o hiçbir şey olmadı demeyin. Haziran var, Kasım var önümüzde. Yani bu şeyin, bu tutulmanın tetik alacağı yerler var. O zaman gündem yaratabilir tabii ki konunuz. Özellikle anne sağlığı falan da yine önemli olacak sevgili teraziler. Daha sonra 19 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda bir yeni ayımız var. Şimdi yeni aylar biliyorsunuz güzel tabii ki. Ve aslında Mayıs ayı boyunca Boğa teması çok etkin. Yani Merkür Boğa'da, Jüpiter Boğa'da, Uranüs Boğa'da. Boğa eviniz çok şenlikli yani ve yeni ayda Boğa'da. Ve sizin 8. evinizde 28 derecede olacak bu yeni ay. 8. ev konuları da ortaklaşa gelirler. Bu eşinizle olan ortaklaşa gelirler olur. Eşin kaynakları olabilir. Ailenizden aldığınız paralar olabilir. Ailenin kaynakları olabilir. İşte tazminat bekliyorsunuzdur devletten. İşte EYT'li olmuşsunuzdur. Onun parasını bekliyorsunuzdur. Vergi borcunuz vardır. Nafaka alacaksınızdır. Miras bekliyorsunuzdur. Bu konularla alakalı gerçekten ciddi bir gündem sizi bekliyor sevgili teraziler. Özellikle miras gündemi 19 Mayıs itibariyle özellikle Jüpiter oraya 16'sında gelecek. Böyle bir yıl boyunca size güzel getiriler bu alanda sağlayabilir bir kere. Şimdi 15 Mayıs'ta Merkür Boğa Burcu'ndaki retrosunu bitiriyor, düz hareketine başlıyor. 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa'da tekrar 8. evinizde, tekrar dediğim yani artık bir yıl boyunca 8. evinizde olacak. Ve burada 27 Mayıs'ta Jüpiter Kuzey Ay Düğümü kavuşumunu yapacak. Jüpiter Kuzey Ay Düğümü kavuşumu gerçekten güzel bir kavuşumdur. Ve özellikle 8. evinizde olduğu zaman böyle para pul konularıyla alakalı sizi mutlu edecek bir gelişme yaşatabilir. Ayın en güzel kısmını söyleyeyim de hemen bana kızmayın. Ben de bir terazi olduğum için özellikle kendime de anlatıyorum bunu. En güzel kısmı nerede bekleyeyim dersen, ben mesela 27'si ve o haftaları yani Haziran'a doğru olan kısmı bekleyebilirim. Çünkü dediğim gibi yani Jüpiter Kuzey Ay Düğümü kavuşumu güzeldir. Burada parasal anlamda sizi mutlu edebilir. Eşinizin gelirleri yükselebilir. Ailenizden para gelebilir. Beklediğiniz tazminatı, nafakayı alabilirsiniz. Mirasınız bu dönem gelebilir. Şöyle durumlar olabilir. Ters bir gezegenle açı yapıyordur. Orada da şöyle bir konu. Zaten şöyle, şimdi bu Boğa'daki yeni ay 8. evinizde olduğu zaman burada bir parayla alakalı bir konum varsa, işte bir borcum varsa artık bunu kapat rahatla. Yeni bir kredi çek ya da, çünkü orada yenilik enerjisi de var. İşte yeni kredi çekmeyi düşünüyorsunuz. Büyük bir şey alacaksınız. Ve bunu maddi konforunuz için yapıyorsunuz. Bunu size yaptırabilir. Yani yeni bir ev almak, işte yeni bir taşınmaz almak da buranın konusudur. Hazır akrepte de tutulma oldu ikinci evinizde. Yani o paranın gideceği yer artık başka. Yani gelirleriniz başka bir yere gidiyor gibi de düşünebilirsiniz.
O yüzden konu biraz böyle para, pul işleri olacak Mayıs ayı boyunca. Daha sonra 20 Mayıs'ta Mars Aslan geçişi başlayacak ve 11. evinizde olacak. Şimdi Mars 11. evde olduğu zaman kendinizi çok popüler, çok sosyal, böyle çok aranan ve enerjinizin böyle bir miktar yükseldiği, böyle partilerde boy gösteren biri haline gelebilirsiniz. Özellikle Mars 11. evden geçerken böyle konular yapar. Tabii bazı arkadaşlarla sürtüşmeler yapar, ego savaşları meydana getirebilir, bağlı olduğunuz gruplar, derneklerle alakalı gündemler verebilir. Bir de kariyerin getirileridir orası, ünvanlardır orası. O alanda da sizi parlatacak, size iyi gelecek gelişmeler tabii ki yaşatabilir. Şöyle bir şey var, karşı evi 5. ev olduğu için eğer orada bir gezegen karşıtlığı alıyorsanız, ki ilk etapta zaten bunu da yaşayacaksınız, 21 Mayıs'ta Plüto Mars karşıtlığı olacak. Şimdi Plüto Mars karşıtlığı, Plüto 5. evinizde sizin, keyifler evinizde. Demek ki hemen böyle 21 gibi keyfinizi kaçıran bir durum olabilir. Plüto ve Mars ikisinin de doğası iyi doğalar değil. Yani savaş gezegeni bir kere. Mars işte çekişme, enerji, aksiyon veren bir gezegen. Plüto da manipüle ederim, benim gücüm, güç kullanırım konusu. 5. evde olduğu zaman bu bir gönül ilişkiniz olabilir. Yani bir aşk ilişkinizle alakalı güç savaşlarına girip orada işte yani ciddi çekişmeler yaşayabilirsiniz ve en sonunda olay biter. Yani o derece hani savaştık ve bitirdik. Birimizden biri bu meselede gitti konusu olabilir. Çocuklarınızın evi, yani çocuklarınızla çok ciddi çekişmelere girebilirsiniz. Bir de riskli yatırımlarınızın evi tabii ki. Yani. Şimdi riskli yatırımlarla alakalı, para pul konularıyla alakalı da orada bir konu var. Yani çok büyük gaza gelip hani yanlış yatırımlar bu dönem yapabilirsiniz. O yüzden yatırımları çok önermiyorum size sevgili teraziler. Özellikle bu 25'ine kadarki kısımda bunu söylüyorum. Biraz 11-5 karşıtlığı yaşayacaksınız. Ben biraz orayı trafiğe de yoruyorum. Yani bazı astrolojik arkadaşlarım yormuyor ama ben yoruyorum. Yani böyle arabalarla, araçlarla alakalı bir gündeminiz varsa yine o dönem çok çok önemli olacak. O yüzden dikkat edin derim. Yani böyle trafikte falan dikkat edin, aracınıza dikkat edin. Ha, araç alım satımıyla alakalı eğer bir gündem yaşamak istiyorsanız, yani bekliyorsanız, orada da çok egosal davranabilirsiniz ya da yanlış yönlendirilebilirsiniz. Bir müddet bekleyin o konularla alakalı da. Dediğim gibi böyle krizli gündem size kriz çıkaracak gündem bu 17'si 21 arası olabilir. Bu Plüto-Mars karşıtlığını sevmiyoruz. Parayla alakalı çok büyük olaylar gelebilir. Meydana gelebilir. Yani ülkemizde de meydana gelebilir. Zaten seçim sonrası olacak. Hani böyle spekülasyonlara falan açık bir dönem. Yani Plüton'un olduğu konuda manipülasyon vardır. Yani orada bir gerçekler yoktur da bir baskılama, bir güç kullanma vardır. O yüzden hani o dönem böyle para, pul işlerine çok dalmayın, girmeyin derim. Aşk meşk işlerinde de karşı tarafın oyunlarına da çok gelmeyin derim sevgili teraziler. Biraz böyle işte şu aşk oyunları yapacağınız zamanları da gösteriyor bu Mayıs. Konunuz para, para, para. Özellikle para yani 2-8 aksı, bir de sağlığınız. Evet Aylin'cim, verdiğin detaylı bilgiler için sana çok teşekkür ederiz. Rica teraziler ve yükselen teraziler için de bu ay içerisindeki tecrübelerini bizlerle paylaşmalarını her zaman olduğu üzere rica etmekteyiz. Ekstra bir anonsum var efendim, yeni bir projemiz var. Sightify.com İngilizce evet. İçerik üreten bir kişisel gelişim portalı. Bu portal yayınına başladı Aylin'cim. Evet, efendim takipçilerimizden de bu siteye uğramalarını, bir göz atmalarını rica ediyoruz. İngilizce biliyor olmanız önemli değil çünkü sitenin içerisinde Türkçe çeviri modülü var. Türkçe okumak isterseniz, Türkçe, Çince okumak isterseniz, Çince okuyabilirsiniz efendim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Az sonra akrepler ve yükselen akreplerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Efendim sıra geldi akrepler ve yükselen akrepler için. Mayıs 2023 aylık astroloji analizlerine. Halincim, acaba akrepleri ve yükselen akrepleri bu yeni ayda neler beklemekte? Evet sevgili akrepler, geldik Mayıs ayına. Şimdi bu ay sizi çok ilgilendiriyor çünkü sizin burcunuzda bir tutulma meydana geliyor. Ay tutulması meydana geliyor. Şimdi bu ay tutulmaları önemli gündemler, 6 aylık gündemler veriyor bize. Şimdi Nisan ayında bildiğiniz gibi güneş tutulması oldu, Koç burcunda oldu. Şimdi Koç'taki güneş tutulması
yenilikler, yeni fırsatlar, böyle enerjimizin yükseldiği zamanları gösteriyor. Ama akrep tutulmaları öyle değil. Daha duygusal finaller, daha sağlıkla, parayla alakalı gündemler veriyor bize. Ve aynı zamanda anne sağlığı, eş sağlığı, işte hayatımızdaki kadın figürleriyle alakalı meseleleri böyle bir anda önümüze getiriyor. Şimdi birinci evinizde gerçekleşecek bu. 5 Mayıs'ta dediğim gibi 14 derecede. 14 derecede bir sabit yıldızımız var ve bu sabit yıldız iyi bir sabit yıldız değil zaten. Özellikle sağlıkla alakalı kötü çalışıyor, krizli gündemler getiriyor. Şimdi demek ki ne oluyor? Birinci en önemli konu kendi sağlığınız. Sonra ailenizdeki kadın figürlerinin sağlığı olacak sevgili akrep burçları. O yüzden sağlıkla ilgili gelişmeleri yakından takip edin. Bu süreç zarfında çünkü dediğim gibi 6 ay sürecek. İlk etkisini Haziran, daha sonra Kasım'da gerçekleştirecek. Yani bu başlangıç kısmı özellikle önemli. Çünkü bunu bu ay tutulması yapıyor demek oluyor. Fiziksel görüntüyle alakalı konular, estetik konular gündeminize gelebilir artık bundan sonra. Böyle bir, ben bir imajımı değiştireyim artık yeter, hani bu kadar sarışın oldum artık koyu renge döneyim falan gibi konular tabii ki olabilir. Özgürlüğünüzü, bağımsızlığınızı, mutlu olma durumunuzu etkileyen bir olay meydana gelebilir. Çünkü şimdi 7. evi görüyor bu biri. 1-7 aksı ilişkilerde demek. Özellikle hayatınızdaki insan, işte evliliğiniz, ortaklığınız, bu alandaki bir şeyi fark etme ve bu alanı da sonlandırma konusu olabilir. Çünkü ay tutulmaları final demek, bitiş demek. Burada hani bir şeyi artık sonuna geldik, ben bu konuyu tamamen bitiriyorum. Önce içinizde bitirebilirsiniz, psikolojik olarak bitirebilirsiniz. Daha sonra da bunun artık tam zamanı gelir. Konu evliliğiniz, yani evli olan akrepler için özellikle evlilik kısmı çok çok önemli olacak. Zaten şöyle, ay düğümleri de uzun zamandır sizin bu hattınızda gezdiği için artık Temmuz'a kadar hani son vuruşunu yapıp artık gidecek orada. Yani bu evlilikle, ilişkiyle alakalı böyle gelgitlerinizin artık bir sonu gelmesi gerekiyor ya. O sonu işte bu tutulmayla beraber netleştirecek bu durum sevgili akrepler. 19 Mayıs'ta çünkü Boğa'da bir yeni ayınız var. O da işte 7. evinizde oluyor. Şimdi 7. ev zaten çok dolu. Orada Uranüs var. Orada Merkür retrosunu bitiriyor artık tamamen orada. Jüpiter 16'sında geliyor ve bir yıl boyunca Jüpiter orada. Kuzey ay düğümü orada. Yani o ev çok kalabalık. Demek ki dikkatinizi vermeniz gereken yer aslında 7. ev alanı. Orası ortaklıklar, orası evlilik, orası ikili sözleşmeler. Demek ki bunlarla alakalı hem bitirilmesi gereken bir gündem var. Çünkü yeni başlangıçlar var bu alanda. Hem de böyle güvenliğinizi sarsacak, yani güven olayı. Ben karşımdakine güveniyor muyum, güvenmiyor muyum? Ha güvenmiyorum, o zaman ben bunu tamamen bitiriyorum. Çünkü buranın artık bir yenilenmesi gerekiyor kısmını size başlatacak sevgili akrepler. Tabii şöyle, ikili anlaşmalar getirebilir size. Yeni bir partner getirebilir bu yeni ay size. Çünkü orada Jüpiter var. Ve Jüpiter 27 Mayıs'ta Kuzey Ay düğümüyle bir kavuşum yapacak. Bu çok şanslı bir olay. İşte mesela evli olmayan akrepler için hayatının partnerini getirebilir tabii ki. İşte iş kovalayan bir akrepseniz işte çok iyi bir iş ortağı o dönem bulabilirsiniz. Gibi çalışacak. Yani bu dönem değerli bir dönem. Hem Jüpiter'in iyicil tarafı hem Kuzey Ay düğümünün artık hani son vuruşunu burada yapacağı için güzel bir dönem olabilir size. Yeni başlangıçlar var demek oluyor. 7. evinizde, ama dediğim gibi karşısında bir akrep tutulması olduğu için özellikle sorunlu evlilikleri, sorunlu ilişkileri de tamamen bitirebilir sevgili akrepler. Buna da dikkat ediniz. Daha sonra 20 Mayıs'ta Mars Aslan geçişi başlıyor ve 10. evinizde yaşanacak. Demek ki 10. evde bir mücadeleniz var. 10. ev sizin kariyer statü alanınız. Orada iş arkadaşlarınız, çalıştığınız insanlar sizi yorabilir ya da siz onları yorabilirsiniz. Yani Mars'ın olduğu yerde böyle bir miktar aksiyon vardır. Aslan'da olduğu zaman da ciddi aksiyon vardır. Yani ben kendimi göstermek istiyorum. Yani hepinizden iyi yapıyorum bu işi. O yüzden beni göreceksiniz. Yani bu iki ay ben kendimi size göstereceğim. Böyle egosal çıkışlarınızın olabileceği bir zaman. Bir de böyle şeyle karşılaşacağınız,
bir miktar saldırıyla karşılaşacağınız zamanlarda olabilir. Yani hani bu insanlar neden benimle böyle çekişiyorlar? Hani iş yerinde neden bu çekişmeleri yaşıyorum konusu olabilir. Babanızla alakalı bir gündem yaşanabilir. Aslanda olduğu zaman da böyle yine sağlık konuları tabii ki hani ön plana geliyor. Babanız, patronlarınızla alakalı. Ya patronlarınız değişebilir mesela. Sizin iş alanınız evet değişebilir mesela. Gibi konu. Ama parlayacağınız alan ya da çok aksiyon göstereceğiniz alan artık 10. eviniz olacak sevgili akrepler. 21 Mayıs'ta da Plüto-Mars karşıtlığı olacak. Şimdi iki kötücül birbirini gördüğü zaman ve birbirine meydan okuduğu zaman oradan iyi bir şey çıkmaz. Yani en minik anlamda savaş demek. Yani bir savaş var o dönem 17'siyle işte 21 17'si demeyeyim pardon 20 Mayıs'la 21 Mayıs işte 25'e kadar sürer bu. O dönemde bu Plüto, Mars 4. ev 10. ev aksı. İşte ev sahibi çık diyor ben ev sahibiyle çatışıyorum. İşte babam bunu diyor ben yapmak istemiyorum. Patronum şunu diyor ben buna karşı geliyorum. Ev içi huzurumuz yok evde bir olay oldu bunu ben yönetemiyorum ya da beni manipüle etmek istiyorlar. Beni yönlendirmek istiyorlar. Kısmı böyle biraz özgürlüğünüzün kısıtlandığını, böyle hani sizin çok üstünüze gelindiğini düşündüğünüz bir dönem olabilir bu dönem. O yüzden buraya biraz bir dikkat edin. Özellikle köşe evlerde olduğu zaman ciddi konular çıkarır. Tabii ya aile içinde birinin de durumuyla alakalı konularda çıkarabilir sevgili akrepler. Burası bir önemli. Yani Plüto ile Mars karşı karşıya gelmesi güzel bir görünüm değil. Ve öyle zırt pırt olmaz bu görünüm yani böyle hani Plüto kovaya zaten yeni geçti. Bu Mars'ı da işte yeni görecek. Yani bu yeni bir enerji daha bilmiyorsunuz bunu gibi düşünün. Evet. Daha sonra 27 Mayıs'ta işte Jüpiter Kuzey Ay düğümü 7. evinizde kavuştuğunuzda kısmetiniz geliyor demek oluyor. Bekar akrepler için özellikle dediğim gibi yani bu güzel bir göstergedir. İşte ben hayatımın aşkını buldum. İşte ya da çok güzel ilişkim vardı zaten. Artık evlenmeye karar verdim. Bunu artık resmiyete dökeceğim kısmı da olabilir. Haziran ayı size daha iyi gelecektir hatta sevgili akrepler. Mayıs ayı böyle biraz ilişkilerle alakalı sanki geçecek. Aile durumunuz, iş durumunuz hepsi böyle bir önemli. Aile genelde sağlık sanırım. Kastettiğin evet. O değil mi? Aynen öyle. Aile konusunda sağlık olayı var. Bir de Mars orada uzun kalacak zaten. Hani böyle bir orada bir olayı başlatıp 10. evinizde yaşanıyor ama 4-10 aksını hareket ettiriyor ve karşıda Plüto var. Aniden çıkacak bir şey. Evet hadi bakalım. Tamam mıyız? Tamamız. Tamamız evet. Efendim akrepler ve yükselen akrepler adına ailene çok teşekkür ederim. Yükselen akrepler ve akreplerden de bu ay içerisindeki tecrübelerini videomuzun altına bizlerle paylaşmalarını özellikle rica etmekteyiz. Ve bir anonsumuz var efendim. Kısa evet. Sitefy.com isminde yeni bir portala, kişisel gelişim portalına başladık. Yayın hayatına başladı evet. Sitefy.com. Bu site içerisinde İngilizce içerik üretiyoruz ve kişisel gelişimle ilgili hemen hemen her konu başlığı içerisinde içerik üretiliyor. Efendim makaleler var, kitap özetleri var, özlü sözler evet, ve bu özlü sözlerin detaylı açıklamaları var ki dünyada bu pek yapılmaz ama bizim sitemizde var. Aylin Hanım'ı da her zaman söylüyorum bekliyoruz sitemize bir editör olarak. Evet. Takipçilerimizden de lütfen şunu beklemekteyiz. Efendim göz atın bakalım belki hiç belli olmaz beraber de çalışabiliriz. Neden olmasın diyoruz. Efendim az sonra yaylar ve yükselen yaylarla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Efendim sıra geldi yaylar ve yükselen yaylar için aylık astroloji analizlerine. Aylin'cim yayları ve yükselen yayları acaba Mayıs ayı içerisinde neler beklemekte? Evet sevgili yaylar. Şimdi 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir ay tutulmamız var. Bu önemli bir tutulma. Çünkü tutulmalar duygusal finaller demek, bitiş demek. Ve şimdi güneş tutulmaları gayet pozitif etkili konular getiriyor 6 ay hayatımıza ama bu akrep tutulmaları biraz negatif etkili çalışıyor. Duygusal bitişler, duygusal sonlanmalar. Akrepte olduğu zaman da konu böyle biraz psikolojimizi ilgilendiren konular olur. Güvenlik alanımızı ilgilendiren, para alanını ilgilendiren konular olabilir. 14 derecede olacak bu tutulma ve bir sabit yıldız etkisi var. Çok iyi bir sabit yıldız değil. O yüzden sağlık. Sağlık, sağlık. Sağlığınıza çok önem göstermeniz gerekiyor.
Şimdi 12. ev konuları zaten hastalıklar, tedaviler, hastaneler, kapalı yerler, inziva alanları, hapishaneler, cezaevleri. Bu gibi konularla alakalı demek ki bir flash bir gelişme var, bir olay var ve 6 aylık bir süreci tetikleyen bir durum var burada. Gizlenen konular da tabii buraya dahil. Yani daha önce hiç ortaya çıkmamış gizli bir konunun ortaya çıkması, gizli bir konuyla alakalı gelişmeler, yorgunluk, halsizlik, içe kapanma durumları, aile büyükleriyle alakalı bir konu ve eşin sağlığı. Özellikle eşin sağlığı ve eşin işi durumu yayların bu dönemini çok etkileyecek konulardan. Şimdi 5 Mayıs'ta hemen bu konu oldu bitti değil. Şöyle Haziran'da ve Kasım ayında bunların karşılıklarını yaşayacağınız için özellikle o dönemlere de dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü tutulmalar önemli kadersel olaylar. Yani bizim dahilimiz çok olmayan ama kaderin dahil çok fazla olduğu bir konu var. 12. fark etmekle alakalıdır, aydınlanmayla alakalı ama dediğim gibi arkanızda kaldığı için de bilmediğiniz konulardır. Eğer yurt dışı ile alakalı bir iş yapıyorsanız, sanaldan bir işler yapıyorsanız bu işlerin artık sonunun geldiğini de gösterebilir tabii burada. Eşinizin işiyle alakalı işte orada hiç beklenmeyen bir durum çıkabilir. Eşinizin sağlığıyla alakalı hiç beklenmeyen bir durum yaşanabilir, çıkabilir. Biraz böyle dediğim gibi daha böyle içe kapanma, yer değiştirme, böyle biraz insanlardan izole olma durumu da isteyebilirsiniz sevgili yaylar. Daha sonra 19 Mayıs'ta Boğa yeni ayı başlıyor. Şimdi 19 Mayıs'taki bu yeni ay 6. evinizde. Zaten Mayıs ayı boyunca 6-12 aks çok hareketli sizin hayatınızda. 6-12 aks da yani sağlık, çalışma alanı ve günlük rutinler demek. Demek ki sizin Mayıs'ta bu günlük rutinlerinizin değişeceği, sağlığınıza daha çok önem göstermeniz gerekecek konular var hayatınızda. 15 Mayıs'ta Merkür Retro bitiyor artık. 15 Mayıs'tan sonraki kısım zaten çok hızlı geçecektir sizin için. Çünkü 16 Mayıs'ta da Jüpiter Boğa burcunda artık başlıyor geçişine ve bir yıl sürecek oradaki geçişe. Daha sonra orada Kuzey Ay düğümü var, Uranüs var. Zaten sizin 6. eviniz çok kalabalık. 6. ev en basit anlamıyla dediğim gibi günlük ne yapıyorsanız yani çalışıyorsanız orası sizin çalışma alanınız. Evdeyseniz orası sizin ev alanınız. İşte her gün bir yere gidip gelmek gerekiyorsa, işte hizmet aldığınız insanlar varsa, işte spor salonuna gidiyorsunuz mesela oradaki insanlardır. Böyle gündelik hayatınızdaki rutininiz neyse onu ifade eder. Ve burada önemli bir yenilik var. Yani işte beslenme şeklinizi değiştiriyorsunuz. İş arkadaşlarınız değişiyor. Tamamıyla farklı bir adrese gidiyorsunuz. Ya da siz kendiniz bizzat işinizi değiştiriyorsunuz. Bir sağlık olayınız var. Artık bunun çözümünü buldunuz. Yani bunun çözümü için alternatif tıbbı kullanıyorsunuz gibi. Durumlar söz konusu olacak. Evcil hayvanlarla alakalı. Evcil hayvan alabilirsiniz tabii. Evcil hayvanınızla alakalı böyle güzel, pozitif gündemler yaşanabilir tabii ki. Ve 27 Mayıs'ta Jüpiter Kuzey Ay düğümüyle tam da bu evinizde bir kavuşum yapacak. Yani işle, güçle, sağlıkla alakalı böyle güzel, pozitif gelişmeleri demek ki bu dönemde bekleyebilirsiniz sevgili yaylar. Ama daha çok böyle iş alanınızı değiştirmek istiyorsanız, böyle ikametgahınızı değiştirmek istiyorsanız size bu 19 Mayıs'taki bu ay yeni ayı güzel gelişmeler yaptıracak. Daha sonra 20 Mayıs'ta Plüto-Mars geçişi başlıyor. Pardon, Mars'ın Aslan Burcu geçişi başlıyor. Ve 21 Mayıs'ta da Plüto-Mars'la tam karşıtlık yapacak. 3-9 evlerinizde yapacak bu karşıtlığı. Plüto 3. evinizde çünkü sizin. Mars da 9. evinizde. Şimdi böyle bir karşıtlık olduğu zaman konu biraz böyle işte kardeşler, kuzenler, akrabalar, düşünceleriniz, inançlarınız, işte yakın trafikteki yerlerinizle alakalı bir gündem meydana getirebilir. O dönem trafikte dikkatli olun sevgili yaylar, özellikle trafik alanları. Bir de çok böyle kavga, dövüş işlerine çok girmemenizi tavsiye ederim. Çünkü burada böyle karşınıza narsist, böyle çok hükmedici, çok manipülasyoncu insanlar çıkabilir ve sizi bunlar çileden çıkarabilir.
Taşıtlarınızla alakalı gündemler yaşayabilirsiniz. Özellikle trafikte falan böyle hani taşıtlarla alakalı, araçlarla alakalı gündemler yaşayabilirsiniz. Ve böyle 20, 21, 22, 25'e kadar bu böyle bir etkisi olan bir konu. İşte kardeşinizle, babanızla kavga edebilirsiniz. Yani bu karşıtlık, sevimli bir karşıtlık değil. En minik şeyli savaş. Yani bir kriz var, çekişiyoruz biz bunlarla konusudur. Bir arkadaşınızla böyle çok ciddi karşı karşıya gelebilirsiniz gibi konular var. Tabii babanızın hayatında, kardeşlerinizin hayatında da sevimsiz olaylar yaşanabilir ve bu da sizi etkileyebilir sevgili yaylar. Ticari konularınız varsa, yani dış ticaret yapıyorsanız, böyle perakende satış falan filan oluyor ya, onlarla ilgili iş yapıyorsanız, YouTube'dan iş yapıyorsanız, işte internet üzerinden iş yapıyorsunuz, onlarla alakalı da gelişebilecek ani olayları gösteriyor. Ama bunlar böyle çok pozitif gündemler değil, negatif gündemler olarak değerlendirin. Ayın en krizli zamanı bu. Zaten biliyorsunuz hemen seçimlerden sonraya da denk geliyor bu Plüto-Mars karşıtlığı. Böyle biraz özgürlüklerle alakalı da ayağa kalkma durumu olabilir. Buradaki tabii sizin yakın çevre konusu ama fikirsel olarak, böyle düşüncesel olarak sizde hani benim şu düşüncem baskılanıyor şeklinde hani böyle biraz bu süreci psikolojik olarak da yaşayabilirsiniz. Para pul olaylarıyla alakalı da ani gelişmelere gebe olacaktır bu Plüto-Mars'ın karşıtlığı sevgili yaylar. O yüzden biraz beklemede kalın, daha çok sağlığınıza dikkat edin. Zaten tutulma 12. evinizde olacak, bir sürü sırlı konuyu ortaya çıkaracak, kendinizle ilgili aydınlanmalar yaşayacaksınız, birçok şeyi bırakmak zorunda kalacaksınız. Yani birçok şeyi hayatınızdan çıkarmak zorunda kalacaksınız. O yüzden bu dönemi biraz böyle hani kendinizle geçirmenizi tavsiye ederim sevgili yaylar. Baya baya 2023'ün en aksiyonu bol Ayına doğru ilerliyoruz. Gerçekten öyle, evet. Evet. Dolayısıyla da biz de her zaman olduğu gibi yaylardan ve yükselen yaylardan ay içerisindeki tecrübelerini videomuzun altında bizlerle paylaşmalarını rica ediyoruz. Ve bir anonsumuz daha var efendim. Yeni projemiz sitefy.com. Bir kişisel gelişim portalı açtık. Evet. Efendim beğeninizi sunuyoruz. Çok güzel oldu. Sitemiz İngilizce. Fakat bütün içerikleri Türkçe'ye çevirerek otomatik olarak inceleyebiliyorsunuz. Zaten videomuzun altında linklerini görebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Kim bilir belki de bazı takipçilerimiz de bu site içerisinde de ortak çalışmalar yaratabiliriz. İlk duyurusunu da buradan yapalım. Zaten Aylin Hanım'ı bekliyoruz her zaman olduğu gibi. Evet, inşallah. Evet. Efendim az sonra Oğlaklar ve Yükselen Oğlaklar'la tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Efendim sıra geldi Oğlaklar ve Yükselen Oğlaklar için Mayıs ayı aylık astroloji analizlerine. Aylin'cim acaba Oğlaklar ve Yükselen Oğlakları bu zorlu Mayıs ayında neler beklenir? Zorlu Mayıs ayı, evet, gerçekten de zorlu bir Mayıs ayı. Sevgili Oğlaklar, şimdi 5 Mayıs'taki akrep tutulmamız var biliyorsunuz. Şimdi güneş tutulmaları ne kadar pozitif, ne kadar böyle yeni fırsatlar veren gökyüzü olaylarıysa, ay tutulmaları da o kadar negatif, o kadar duygusal finaller veren, sağlıkla alakalı özellikle gündemler veren zaman dilimleridir ve 6 aylık gündemler verir bize. 5 Mayıs'ta yaşanacak Akrep Burcu'ndaki bu tutulma 14 derecede olacak ve sevmediğimiz bir sabit yıldız etkisinde olacak. O yüzden eğer 14 derece civarı 15 böyle kişisel gezegenleriniz varsa demek ki bu sizi çok ilgilendiriyor. Özellikle bu tutulmanın ilk etkilerini Haziran ve Kasım aylarında alacaksınız demek oluyor. İlk konu 11. evde gerçekleşiyor sizin için bu tutulma. 11. ev gelecek planlarınız, hedefleriniz ve büyük kardeşlerinizle alakalı. Yepyeni durumlar tabii. Şimdi kardeşle olan durumlarda bir sağlık konusu olabilir. Yani kardeşin sağlığıyla ilgili önemli gelişmeler var ve ilgilenmeniz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi akrepteki tutulma yakın çevre, dostlarla alakalı konulardır. Dostlarınızla böyle hani hiç fark etmediğiniz, daha önce aranızda gelişen olaylarla alakalı hiç fark etmediğiniz bir gündem tekrar ortaya çıkıp böyle işte bunlar sevimsiz olaylar, yani böyle dedikodular, laf söz, içinde para ve gücün de olduğu ya da böyle entrikaların olduğu konuların
da olduğu bir şeyin ortaya çıkıp bunu artık sizin de görüp bunu kapatmanız. Yani güçlü bir dostluğun artık bitmesi şeklinde olabilir. Bir yere bağlısınızdır, bir gruba, derneğe. Artık orayla işim bitti. Yani bana faydalı ya da değil. Ben buradan da çıkayım. Ya da onlar sizi çıkarıyorlar. Tabii akrep olduğu zaman böyle çok sessiz sakin olmaz gündemler. Yani böyle biraz acı verici olur. Biraz öfkeli olur. Kin, nefret dolu olur. Yani hani akrebin o şey gölge yönü hemen ortaya çıkar. Çünkü güvenliğe çok önem verir akrep. Böyle sizin güvenliğinizi sarsacak bir şey varsa orada, güveniniz sarsıldıysa orayı tamamen yıkıp yakıp çıkarsınız gibi düşünün. Bu da 11. ev. Yani çok sevdiğim bir dostum bana bunu yapamaz. Ya da çok işte canla başla çalıştığım bir grupta, bir dernekte, bir cemiyette bunu görmemeliydim deyip konuyu kapatmakla da alakalı. Gelecek umutlarınız, hedefleriniz tabii değişebilir. Bir de statüler evi orası. İşte kariyerden gelen statünüz, kariyerden gelen gelirlerinizle alakalı. Onlarla alakalı da sonlanmalar, bitişler olabilir sevgili oğlaklar. Daha sonra 19 Mayıs'ta yeni ayımız var Boğa'da. O da 5. evinizde oluyor. Şimdi zaten aslında bu akrep tutulma o 5. evinizi de görüyor. Yani buradaki bir gönül işinizse, gönül meselesi ise, aşk meşk işleri ise buradaki konu orayı da bitirir. Yani hani güven duymadığınız bir ilişkiyi orada sonlandırmak şeklinde de tabii ki çalışabilir. Ve yeni ay 19'unda gerçekleştiğinde de, 5. evinizde gerçekleştiğinde de şöyle bir şey olabilir. Yeni bir ilişki fırsatı olabilir. Tabii 15 Mayıs'ta Merkür Retro bitiyor ve o evde yine Merkür Retro. Merkür Retro'dayken eski bir sevgiliniz hayatınıza giriş yapmaya çalışmış olabilir. Belki onunla işte tekrar start verdiniz, o devam ediyor şeklinde gelişebilir. Çocuklarınızla alakalı bir gündem tabii ki yaşanabilir. Yani çocuklarınızın hayatında oluşabilecek aynı bir gündem. Onu yönetmeniz gerekebilir bu yeni ayla beraber. Çünkü karşısında bir akrep tutulma oldu. Yani çocuğunuzun sağlığıyla alakalı. Bunu çok büyük şeyler olarak beklemeyin ama çocuğunuzun sağlığı, çocuğunuzun eğitimi, çocuğunuzun işte geleceğe dair hedefleri var, geliyor size söylüyor. İşte onunla alakalı, aa böyle düşünüyormuş, ben ne yapacağım konusu. İşte ben Amerika'ya gitmek istiyorum anne. Ya da işte ben şununla evlenmek istiyorum anne gibi konularda gelebilir önünüze ve bununla alakalı gündemler yaşayabilirsiniz. Çünkü zaten 5. eviniz çok dolu. 5. ev keyfin evi, konforun evi, riskli yatırımların evi. Yani para da var o evin içerisinde. Hobilerinizin, yaratıcılığınızın evi, çocuklarınızın evi. Şimdi burada Jüpiter burada, Kuzey Ay düğümü burada, Uranüs burada, Merkür burada. Bir de yeni ay burada. Yani demek ki bu 5. ev konuları gerçekten sizin hayatınızda çok önemli gündemler buradan başlatıyor. Çünkü Jüpiter Kuzey Ay düğümüyle bir kavuşum yapacak orada. 27 Mayıs'ta yapacak bu kavuşumu. Demek ki 5. ev konularında çok 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 şanslısınız. Yani yeni bir gönül ilişkiniz başlayabilir. Hem de böyle tam sizin istediğiniz şekilde başlayabilir. Para konularında ben bir piyango falan alın derim mesela. Jüpiter Kuzey Ay düğümüyle kavuşum yapacak, 27'sinde alın mesela. Olayları çok büyütmeden tabii ki yani. Hani böyle çok riskli yatırımlarınız varsa onların dönüşlerini alıp artık o konuyu kapatın. Çünkü şöyle de bir şey var. Şimdi Plüto Mars karşıtlığı yaşanacak. Bu daha çok kolektifi etkileyecek bir konu gibi dursa da kişisel hayatlarımızda da tabii ki bizi de etkileyecek. Şimdi Plüto Mars'ın karşı karşıya gelmesi demek çok büyük spekülatif bir konu var. Parayla alakalı, özgürlüklerle alakalı, bankalarla alakalı böyle manipülasyonlu bir durum var. Para piyasalarıyla alakalı manipülasyonlu bir durum var. Ve buna bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Zaten seçimden sonraki dönemi de kapsıyor bu. 20'sinde Mars Aslan'a geçiyor. Ve 2-8 aksı, sizin 2-8 aksınızda bir karşıtlık yapıyor. Yani şimdi Plüto zaten ikinci evinizde, para evinizde. Mars da 8. evinizde. Burada benim param, senin param, bizim paramız ve çekişiyoruz biz bu konuyla alakalı. Özellikle Plüto 2. evde hani böyle ters bir açı aldığı zaman büyük iflasları da gösterir. O yüzden para konusunda lütfen ve lütfen çok dikkatli olun sevgili oğlaklar. Ha, en şanslısı gerçekten sizsiniz. Şöyle yani 5. eviniz Boğa'dan yıkılıyor. Yani Boğa demek maddi güç, finansal güç ve manevi de konfor, huzur. Keyif. Yani 5. ev keyifli evi olduğu için yani sizi keyiflendirecek durumlar da yaşayacaksınız. Ama
Uranüs, Jüpiter özellikle yani böyle ani gelişecek kazançları da gösterir. Aniden gelişecek kazançları da gösterir. Özellikle böyle Eylül'e kadar falan ki kısımda. Ama size tavsiyem 20'sinde yani bu Mars Aslan'a geçip 8. evde hareket ettiğinde biraz böyle para pul konularında çok egolu davranabilirsiniz kendiniz. Yani böyle hiçbir şeyi gözüm görmüyor. Ben bunu da alırım, bunu da satarım, onu da getiririm, onu da götürürüm. Öyle değil. Mars bir de 8. evinizde sağlıkla alakalı da çalışın. Yani bir operasyon geçirmeniz gereken bir durum olabilir. Sizin veya ailenizden birinin tabii ki. Böyle operasyonlu durumları da gerçekten getiriyor. Ona bir dikkat edin. Bir de Plüto zaten karşıda. Sağlık, yani 2-8 aksı sağlık ve para evi. Yani paranıza ve sağlığınıza demek ki bu dönem çok 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 dikkat edin. Böyle çevrenizdeki insanlar çok şey olabilir, manipülatif olabilir o dönem. Ailenizde böyle parası, ailenizle parasal konularda çekişme yaşayabilirsiniz. Bu konularda da hani 21'ine kadar dikkat ederseniz iyi olur. Kimsenin kalbini kırmayın derim sevgili oğlaklar. Demek ki Mayıs ayı nasıl geçecek? Öncelikle şu akrep tutulma önemli. Akrep tutulma 11. evde hedeflerinizi, umutlarınızı bir değiştirecek. Başka başka konular size önünüze çıkaracak sevgili oğlaklar. Sonra da konunuz keyifler ve para olacak. Çocuklarınızla ilgili gelişmeler olacak. 11. ev konuları seyahat gündemlerini de biraz getirebilir. Bir de şöyle de çalışıyor. Böyle hani bir ürün, hizmet alma ihtiyacı, yani böyle özellikle teknolojik bir alet alma ihtiyacı falan filan şeklinde çalıştığı için belki bu dönem onu da yapabilirsiniz. İşte gideyim kendim cep telefonu alayım, en afillisi olsun falan gibi olabilir yani. Bunlar da çalıştıracaktır sizin için. Ben nispeten hani diğer burçlara göre sizi daha şanslı görüyorum şeyde bu Mayıs ayında. Çünkü toprak elementi zaten size iyi gelir. Yani boğa elementi iyi gelecek size, boğa enerjisi. Sadece şu akrep kısmına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hı hı. Daha ne olsun, 2023'ün en aksiyon dolu ayı. Haziran'da devam eder mi Halil'ciğim? Tabii tabii. Zaten yani 6 aslında, ay devam eder de Haziran'da da Haziran'da herhalde böyle hani açısını ilk yapacağı zaman Haziran. Yani bu tutulmaya ilk açısını yapacak. O yüzden çok önemli Haziran. Önümüzdeki çekimi... Ay, çok merak ediyorum ben de. Ve diyorum ya 2023 ne ara biz Mayıs'ı çekiyoruz. Ya 2023 dün geldi yani. Tabii tabii yeni geldi. Aslında şimdi tam başlıyor diyebilir miyiz? Evet tabii. Aksiyonlar yani başlıyor. 2023'ün ikinci yarısı da çok aksiyonlu. Evet evet. Efendim bu yüzden de oğlaklar ve yükselen oğlaklardan ay içerisindeki tecrübelerini videomuzun altında bizlerle paylaşmalarını her zaman olduğu üzere rica etmekteyiz. Ve bir ek anonsumuz daha var. Efendim yeni projemiz, yeni internet portalı projemiz kişisel gelişim üzerine, evet. Ve ismi sitefy.com. Efendim yeni sitemize bir göz atın. Sitemizin içerikleri İngilizce ama Türkçe çeviri özelliğiyle site içeriklerinin tamamını Türkçe okuyabilirsiniz. İsterseniz Çince, isterseniz Japonca da okuyabilirsiniz. İstediğiniz her dilde okuyabilirsiniz. Yorumlarınızı evet. Bekliyoruz. Aynı zamanda editör arayışlarımız da bu internet sitemiz için devam etmekte. Dolayısıyla kontak kurabiliriz ve konunuzda uzmansanız özellikle kişisel gelişim konusunda sizleri sitemize davet ediyoruz. Evet. Evet. Efendim tabii Aydın Hanım'ı her zaman davet ediyoruz. Bakalım ne yapacak merak ediyorum. İngilizce. Evet olsun bakacağız çözeceğiz onu. Efendim Aslan'ın kovalar ve yükselen kovalarla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Efendim sıra geldi kovalar ve yükselen kovalar için Mayıs 2023 aylık astroloji analizlerine. Halil'cim bu yeni ayda kovaları ve yükselen kovaları acaba neler beklemekte? Merhaba sevgili kovalar. Evet şimdi Mayıs ayına damgasını vuracak olay ay tutulmamız var. Akrep burcunda 14 derecede bir ay tutulması. Şimdi Nisan ayında biliyorsunuz güneş tutulması oldu. Güneş tutulmaları pozitif gündemler, başlangıçlar, fırsatlar demek oluyor. Ama ay tutulmaları öyle değil. Ay tutulmaları sonlanmalar, psikolojik sonlanmalar, duygusal sonlanmalar, böyle hani çok da içeriği sevimli olmayan sonlanmalar getiriyor. Özellikle akrepte olduğu zaman bu konu böyle bizi gerçekten derinden yaralayacak konularda olabiliyor. Şimdi 10. evinizde olacak, 14 derecede olacak ve 14 derecede bir sabit yıldız etkisi var ve bu sabit yıldız iyi bir sabit yıldız değil sevgili kovalar. Şimdi 10. ev sizin iş, güç, kariyer alanınız. Demek ki burayla alakalı
artık sona gelmiş bir konular var. Kadın figürleriyle alakalı özellikle böyle işte iş yeri dedikoduları, iş yeri çekememezlikleri falan bunlarla alakalı sizi böyle hani ayağa kaldıracak konular olabilir. Yani ben bu işin artık yani bu mobbing tarafını çekemiyorum kısmı. Ben işimi artık bırakayım. Yani bu iş beni duygusal olarak çok yoruyor kısmı olabilir tabii ki. 14 aksınız çalışacağı için. Şimdi 14 aksı demek ev, iç huzuru ve iş kariyer alanları. Şimdi özellikle böyle güçlü tutulmalar 10. evde olduğu zaman ev değiştirmek, iş değiştirmek, şehir değiştirmek, ülke değiştirmek çok olasılık dahilinde. Yani sizi böyle bir karar almaya sürükleyecek olaylar yaşayabilirsiniz sevgili kovalar. Ailenizle alakalı bir gündem, babanızla annenizle alakalı bir gündem bu dönem yaşayabilirsiniz demek oluyor. İş hayatında bir gelişme, ev yaşam alanı ilgilendiren bir konu, aile büyükleriyle ilgili bir gündem, taşınma, ev değiştirme demek ki dolunayın yani dolunaylar tutulmalar büyük dolunaylar demek oluyor. Tutulmanın demek ki sizin ana gündem maddeleri bu. 19 Mayıs'ta yeni ayımız var, o da Boğa burcunda olacak ve 28 derecede olacak. İşte 4. evinizde. Şimdi 4. eviniz zaten çok dolu. Orada Uranüs var, orada Merkür retrosunu artık bitiriyor. 15'ine kadar retro. O yüzden 15'ine kadar yine dikkat edin. Şöyle ki, yani böyle ev içi kazalar, ev içi böyle yanlış kararlar, ailedeki sürtüşmeler falan filan. Yani çocuklar, kardeşler, herkesin dahil olacağı konular falan. Yapılacak hatalar bu dönem önemli. Ama 15'inden sonra Merkür Dünüs hareketine geçiyor. Orada 4. evinizde. Ve 16 Mayıs'ta da Jüpiter Boğa burcuna geçip yine 4. evinizde olacak. Gördüğünüz gibi 4. ev çok kalabalık. 4. ev sizin yaşam alanınız, ailenizdeki insanlar, anneniz, babanız, eşiniz, çocuklarınız. Yani yaşadığınız yaşam alanı. Orayla alakalı demek ki bir yeni bir gündem var. Ev alıyorsunuz, ev satıyorsunuz, taşınıyorsunuz, evinize tadilat yaptırıyorsunuz. Annenizin, babanızın işleri var. Siz onlara dahil oluyorsunuz. İşte anneniz, babanız ayrılıyor, boşanıyor. Tabii akrep tutulma oldu çünkü tepede. Olabilir, o da olabilir. İşte babanızın işi değişiyor. Mecburen şehir değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle hani gerçekten güçlü, gerçekten yaşam alanınızın değişimine sizi iten konular var. Güvenlikle de alakalı olabilir tabii bu konu. Yani bu evde kendimi güvende hissetmiyorum konusu olabilir. İşte o yüzden şuraya taşınıyorum. Parayla alakalı bir gündem olabilir. Çünkü şimdi Boğa'da olan her şey maddi güvenlik, manevi güvenlik, konfor. Bunlarla alakalı çalışır. Ve aslında bu konularla ilgili de şanslısınız. Jüpiter şimdi bir yıl orada kalacak. Yani 4. evinizde kalacak. Böyle işte sizi hani konforlu evlerde yaşatmak için elinden geleni yapacak. Bir de 27 Mayıs'ta Jüpiter Kuzey Ay düğümünüz var. Şimdi Jüpiter Kuzey Ay düğümü orada bir kavuşum yaptığı zaman evlenebilirsiniz. Evinizi değiştirebilirsiniz. İstediğiniz evi alabilirsiniz tabii ki. Böyle hani bunlardan yana size gerçekten şans verecek Jüpiter. Ev değiştirmeyle alakalı da ciddi şanslar verecek. Dediğim gibi bir yıl orada. Ama ondan önce 20 Mayıs'ta Mars Aslan Burcu'na geçecek. Ve 21 Mayıs'ta Plüto Mars karşıtlığı olacak. Şimdi Mars 7. evinizde 2 ay süreyle kalacak. Yani burada ilişkilerinizi bozan ya da ilişkilerinizde yanlış kararlar almanıza sebebiyet verecek bir enerji var. Yani Mars neredeyse aksiyon orada bir kere. Evli bir kovaysanız eşinizin işi, eşinizin kendisiyle alakalı, sağlığıyla alakalı bir gündem olabilir. Evliliğinizde aksiyon yaşatabilir bu. Çünkü işte zaten 4. evinizde de bir karesi olacak. Yani işte eşimin işi dolayısıyla ben evi boşaltıyorum ya da işte evde huzurumuz kalmadı yani o kadar çok yoğun çalışıyor falan ya da sağlığı bozuldu işte eşimle uğraşıyorum konusu evet olabilir. Bir de tabii kardeşleri de ne olursa olsun ilgilendiriyor. Erkek kardeşinizle alakalı konular yaşayabilirsiniz sevgili kovalar. Bir de Plüto Mars karşıtlığı dediğim gibi. Şimdi Plüto zaten 1. evinizde sizin sağlığınızla alakalı, fiziki görünümünüzle alakalı olan yerde çalışıyor. Ya böyle fiziki görünümünüzü çok farklı, çok sıra dışı, kimsenin kabul etmeyeceği ilk fırsatta. Yani işte sen ne kadar güzel uzun saçların vardı, ne yaptın ya da işte çok sarışındın, bir anda esmer olmuşsun, işte zayıftın, çok şişmanladın.
gibi böyle hani şey konular. Sizin karşı tarafa sormadığınız ama karşı taraf özellikle söyleyip sizi sinir edecek boyutta yaşanacak mesela konuşmalar, diyaloglar getirebilir. Yani manipülatif insanlar var hayatımızda ve bizi çekiştiriyorlar. Siz de bir kova olarak zaten buna sessiz kalmıyorsunuz. Çekişiyoruz biz. Eşinizle çekişebilirsiniz. Ailenizdeki işte kardeşler olabilir. Onlarla çekişebilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler anlamında ticari ortaklığınız varsa o insanlarla çekişiyor olabilirsiniz. Özellikle 20, 21, 24'e kadar olan kısımda buraya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Tabii sağlıkla alakalı da bu Plüto birinci evde önemli olarak çalışır. Sağlığınıza da çok önem gösterin bu dönem sevgili kovalar. Çünkü akrep olduğu zaman işin içinde sağlık ve para zaten konu. Özellikle kadın hastalıklarıyla alakalı da yine çalışacak buradaki akrep tutulma. İlk etkisini Haziran'da, daha sonra da Kasım'da göreceğiz zaten bu tutulmaları. Önemli bir tutulma, para pul anlamında da ekstra böyle riskli olaylara girmemenizi tavsiye ederim. Yani hemen gel bir ortaklık yapalım, ben şu kadar para koydum, sen de şunu koy. Yapmanızı tavsiye etmiyorum. En azından bir Haziran'ın 14'ünü 15'ini görün diye düşünüyorum sevgili kovalar. Mayıs böyle biraz o Uranüs'ün de karşıtlığında olacağı için, Jüpiter'in de olaya dahil olup olayları büyüteceği için böyle sürprizli bir ay olabilir sizin için sevgili kovalar. Evet, gerçekten 2023'ü hissedeceğimiz bir aya gelmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla bizler de kovalardan ve yükselen kovalardan ay içerisindeki tecrübelerini bizlerle paylaşmalarını özellikle rica etmekteyiz. Ve bir anonsumuz daha var efendim. Yeni kişisel gelişim portal projemiz certify.com yayına başladı. Efendim sitemizin içerikleri İngilizce ama siteye girdiğinizde siz de görebilirsiniz. Sol tarafta istediğiniz dilde okuma yapabiliyorsunuz. Site otomatik olarak Türkçe'ye de çevrilebilmekte. İstediğiniz her dilde okuma yapabilirsiniz. Takipçilerimizden de özellikle kişisel gelişime ilgi duyan takipçilerimizden de bu siteye katkı sağlamalarını editör olarak beklemekteyiz. Bu açık bir tekliftir. Evet. Haberlerinizi bekliyoruz. Tabii önce kimden bekliyoruz? Aylin Hanım'dan bekliyoruz. Evet. Onu da her videonun başında bekliyoruz. İnşallah İngilizceyi halledip geleceğim Barış. Hadi bakalım. Efendim az sonra balıklar ve yükselen balıklarla tekrar karşınızda. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Efendim sıra geldi balıklar ve yükselen balıklar için Mayıs 2023 aylık astroloji analizlerine. Halincim acaba bu yeni ayda balıkları ve yükselen balıkları neler beklemekte? Evet sevgili balıklar merhaba, Mayıs ayında beraberiz. Şimdi şöyle Mayıs ayında 5 Mayıs'ta bir akrep burcunda ay tutulmamız var. Bununla başlıyoruz. Şimdi Nisan ayında bildiğiniz gibi güneş tutulması oldu. Güneş tutulmaları fırsatlar, yeni başlangıçlar için pozitif etkiler veriyor. Ama ay tutulmaları öyle değil. Ay tutulmaları negatif bitişler, sonlanmalar, duygusal sonlanmalar, psikolojik sonlanmalar böyle konular veriyor. Ve 14 derecede gerçekleşecek. 14 derecede de bir sabit yıldız etkisi var ve bu iyi bir sabit yıldız etkisi değil. O nedenle 6 ay sürecek bir konu başlatıyor size burada. Burada bir bitiş var, bir final var. Ve ilk etkisini Haziran'da, daha sonra da Kasım'da gösterecek sevgili balıklar. Şimdi 9. evinizde oluyor. 9. ev bir kere inançlarınız demek. Yani bir şeye körü körüne inanıyorsunuz ve onun hakkında hayal kırıklığına uğradınız. Artık o konuyu bırakıyorsunuz. Yani meditasyon yapıyordunuz, ya bu bana çok iyi geliyor diye düşünüyordunuz. Yok ya ben artık bu konuyu bırakıyorum. İşte ibadet yapıyordunuz, bu konuyu artık bırakıyorum, hayatımdan çıkarıyorum diyecek kadar güçlü bir olay bu. Yurt dışıyla iş yapıyorsanız, yurt dışı seyahatleriniz varsa, işte medyatik işler yapıyorsanız, yazarsanız, bir sınava hazırlanıyorsanız, uzmanlık için ya da herhangi bir akademik kariyer için bir sınava hazırlanıyorsanız, bunlarla alakalı bitişler ve sonlanmalar çok mümkün. Şimdi tutulma burada olacağı için gireceğiniz sınavlara, sınav öncesi hazırlıklara, işte o belgeleri falan filan oluyor ya, o belgelerdeki çıkabilecek yanlışlıklara çok çok dikkat edin. Yani şöyle demek istiyor, yani 9. evde artık ben bir şeyleri bitiriyorum senin için. Sen buralarla alakalı ne yapacaksan çok dikkatli yapman lazım diyor size. Yurt dışına gitmek istiyorsanız, seyahat planlarınız varsa, eğitim için gitmek istiyorsanız, bunlarla ilgili de akademik gündemleri yeni baştan belki yapılandırmanız gerekebilir sevgili
balıklar. Yabancı dil, ülke değişimi, seyahatler, araba, ulaşım, kardeş, kuzen, arkadaşlarla ilgili bir konu size burada getirecek. Yani çok iyi bir dostluğu, çok iyi bir arkadaşlığı burada bitirebilir tabii ki. Ve böyle hani bir daha onarılmayacak şekilde. Çünkü akrep teması olduğu şey olan yerde konu güvendir. Yani çok ölümüne güvenmek ister akrep. Yani şeylerini, ilişkilerini, bağlarını öyle kurar. Öyle bağ kurduğunuz neresi varsa hayatınızda, işte eğitiminizdir, işte dostluklarınız, arkadaşlıklarınızdır, kardeşiniz, kuzeninizdir. Çok güvendiğiniz insanlarla bir kere burada gerçekten bağ koparmakla alakalı bir konu var. Hukuki konular başlatabilir tabii ki burada. Siz başlatabilirsiniz, karşı taraf başlatabilir. Ya da bitirebilir. İşte artık bir davanın sonuna geldik ve bu davada çok da benim istediğim gibi geçmedi konusu olabilir. Sevgili balıklar, babayla alakalı konulardır. Özellikle babanızla alakalı bir gündem olabilir. Eşinizin akrabalarıyla alakalı bir gündem olabilir. Sağlık konularına zaten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani anne sağlığı, hayatınızdaki kadın figürlerinin sağlığıyla alakalı konular yaşanabilir, olabilir. 19 Mayıs'ta da yeni ayımız var 3. evinizde. O da 28 derecede olacak. Boğa burcunda gerçekleşiyor. Bu da güzel bir yeni ay. Çünkü o esnada bu 3. eviniz çok dolu. Şimdi 3. ev bir kere sizin fikirleriniz, sizin yakın çevreniz, işte anlama kabiliyetiniz, düşünmeniz, kısa trafikleriniz. 3. ev hareketli bir ev. Şimdi burada böyle bir yeni ay olduğunda direkt yeni fikirleriniz var. Yeni çevrelere karışmak istiyorsunuz. Yeni hayat amaçlarınız belki var. Bunlarla alakalı boğa size diyecek ki yeni bir güvenlik alanı kendine inşa et. Yani yakın çevreni bir güvenli, yani boğa demek güven demek çünkü. Hem güvenli hem faydalı insanlarla bir donat. Yeni arkadaşlar tabii ki edinebilirsiniz. Kendi arkadaşlarınızın hayatında olumlu pozitif şeyler olup siz onlara dahil olabilirsiniz. Yeni seyahat planları yapabilirsiniz. Yeni eğitimlere katılmak için start verebilirsiniz bu zamanda. Ama benim size tavsiyem 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa'ya geçecek artık 3. evinize. 16 Mayıs'tan sonra başlatın. Çünkü zaten 15'ine kadar Merkür de retro. 15'inden sonra düz harekete geçiyor. Böyle hani istediğiniz o en iyi eğitimi, sizi gerçekten geliştirecek bir eğitimi Jüpiter çünkü orada. Size böyle bambaşka ufuklar kazandıracak, bambaşka vizyonlar kazandıracak eğitimi bu dönem bulabilirsiniz. Sevgili balıklar, çünkü Jüpiter eğitim öğretimden sorumlu devlet bakanı. Yani ne kadar çok öğrenirseniz o kadar geliştirir sizi. O yüzden size tavsiyem gerçekten eğitimin öğretimin üstüne düşün. Farklı, çok bambaşka şeyler öğrenin. Ve bu Jüpiter Kuzey Avrium'u de tabii sizin 3. evinizde. Şimdi bir kere 3. evinizde balıklar şunu anlamanızı önemli rica ediyorum. 3. evinizde ne oluyorsa zaten kadersel oluyor. Şimdi 3. ev sizin kardeşlerinizle alakalı, sizin yakın çevrenizle alakalı, arkadaşlarınızla alakalı, ticari girişimlerinizle alakalı kadersel durumlar yaşatıyor. Oraya gelen var, giden var, çıkan var, çok köklü arkadaşlıkların bitme durumu var. Bunların hepsine bir kere izin vermeniz, kabulde olmanız gerekiyor. Belki ticari girişimleriniz bile bitiyor burada. Bunlar hep Kuzey Ay düğümü. Yani orada bir yeni bir gündem getiriyorum sana. Sen bana bir izin ver diyor. Şimdi Jüpiter'le kavuşum yapacak. 27 Mayıs'ta yapıyor bunu. Gerçekten böyle önemli ticari bir girişimde bulunabilirsiniz. Yeni birisi, yeni bir arkadaş gelip hayatınıza size çok faydalı olabilir. Çünkü buradan geçişi bir yıl sürecek. Yani o bir yıl boyunca Jüpiteryen insanlar, iyi insanlar, yani en basit şey de Jüpiter nedir? İyi. İyi insanlar gelip sizi bulacaktır. Buna da güvenin. Ve o alanda giren çıkanlara çok da yani kardeşinizdir, kuzeninizdir, arkadaşınızdır. Herkes kendi hayatında istediğini yapabilir. Çok da bağlı değilim ben bunlara demeniz gerekiyor sevgili balıklar. Dediğim gibi boğada çok fazla vurgu var zaten ve 3. evinizde. Yani bir düşüncenizi değiştirmek, yeni bir ticarete başlamak, yeni bir eğitime başlamak bundan sonra sizin için iyi olacak konular. Ayın kritik gündemleri 20 Mayıs'ta Mars Aslan Burcu'ndaki geçişine başlıyor. Mars Aslan'da bayağı şeydir, iyi çalışır öyle söyleyeyim ama egolu çalışır. Böyle hani çok kendimizi beğenmiş, çok narsistik yapabiliriz. Yani o kadar enerjimiz, egomuz yükselir ki
karşı tarafa böyle sinyaller gönderebiliriz. Yani ne kadar kendini beğenmiş biri. Gerçi balıklardan beklemiyoruz ama işte yani balıklarda da tabii ki olabilir. Çünkü şimdi Mars sizin 6. eviniz, çalışma alanınız orası ve sağlık eviniz. Plüto da 12. evde olacak. 21 Mayıs'ta bunlar karşıtlık yapacak. Şimdi 6-12 sağlık aksı bir kere. Öncelikle sağlık. Yani böyle ani çıkacak sağlık konuları, ani çıkacak ev kazaları, minik kazalar. Bunlara karşı kendinizi korumanız gerekiyor. 12. ev Plüto böyle gizli düşmanlıklar falandır. Böyle hiç beklemediğiniz haince işlerle de karşılaşabilirsiniz sevgili balıklar. Buna karşı da gardınızı alın derim. Bu etki 20-21 yani 23'üne kadar geçerli bir etki. Ve az buz bir etki değil böyle hani... Plüto en büyük manipülasyoncu. Mars da böyle şiddet gezegeni, aksiyon gezegeni. Yani burada böyle minik bir savaşınız var. İş hayatınızda olabilir, çalışma arkadaşlarınızla olabilir. Hizmet aldığınız insanlarla olabilir. Yani durup dururken kuaförümle giriştim konusu tabii ki olabilir. Yani böyle avukatınız işte kimden hizmet ne alıyorsanız işte evinizdeki yardımcı falan filan gibi İnsanlarla da karşı karşıya gelme. Bir de evcil hayvanlarınızda çıkabilecek, ansızın yani çıkabilecek sağlık konuları da tabii ki olabilir. Biraz evcil hayvanlarla ilgili çok iyi göstermez burası. Biraz onların sağlıklarıyla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Ama dediğim gibi çalışma arkadaşlarınızla çok iyi geçineceğiniz zamanlar değildir sevgili balıklar. Mayıs ayı böyle geçecek. En önemli kısım bence Akrep'teki zaten tutulma. Yani sizi bambaşka alanlara atacak konu aslında bu tutulma. Yani bu tutulma ülkemiz için de çok önemli bir tutulma. Zaten işte seçimler olacak. Hemen seçimlerin arkasından yani Haziran ayı falan filan hani nasıl geçecek? Hep bu tutulmayla alakalı. Tutulma demek Akrep'te özellikle gizli, saklı bütün konuların ortaya dökülmesi demek ve bunların temizlenmesi demek oluyor. Sizin hayatınız için de böyle olacak sevgili balıklar. Evet, 2023 gerçekten geldi efendim. Yani Mayıs ayıyla bunu hepimiz ve Haziran'da da hissedeceğiz gördüğüm kadarıyla. Balıklar ve yükselen balıklar için de durum böyle. Dolayısıyla balıklar ve yükselen balıklardan 2023 Mayıs ayı içerisindeki tecrübelerini videomuzun altında bizlerle paylaşmalarını her zaman olduğu gibi rica ediyoruz. Ve bir anonsumuz var. Evet. Efendim kişisel gelişim platformu olarak hizmete soktuğumuz yeni portalımız sitefy.com devreye girdi efendim. Linklerini videonun altında görebilirsiniz, görmüşsünüzdür. Efendim bu videonun içerisinde kişisel gelişim başlıklarının neredeyse tamamını ele aldık. Efendim makaleler var, kitap özetleri var, özlü sözler açıklamalarıyla var. Her konu başlığına özel olarak bu çalışmaları biz yapıyoruz. Sizlerden de isteğimiz efendim sitemize gelin bir bakın. İngilizce yayın yapıyoruz ama Türkçe'ye çevirebilirsiniz ya da istediğiniz herhangi bir dile çevirebilirsiniz sitemizi. Aynı zamanda neden olmasın takipçilerimizden kişisel gelişim konusunda çalışan insanlar, uzmanlar, profesyoneller varsa kendileriyle gene bu konu başlığı altında irtibatta olmak isteriz. Belki beraber bu portal altında tüm dünyaya yayın yapacak şekilde çalışma fırsatı bulabiliriz. Aynen öyle. Evet inşallah Aylin Hanım da sitede var olacak. Aylin'cim 12 burcu tamamladık. Çok teşekkürler. Oldukça güzel. Mayıs hepimize güzellikleriyle gelsin. Evet. Şu papatyalar gibi. Evet inşallah efendim. Önümüzdeki ay görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.